İyi akşamlar değerli izleyiciler. Başka Açıdan'a hoş geldiniz. Bu akşam da yoğun gündemle misafiriniz oluyoruz. Değerli konuklarımızla beraber. Bu akşamki konuklarımız Doktor Kazım Dalkıran, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Yunus Ekşi, Güçlü Türkiye Platformu Sözcüsü. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sayın Furkan Bölükbaşı, gazeteci yazar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Ziya Bey. Sağ olun. Ersan Ergür, araştırmacı yazar. Hoş geldiniz hocam siz de. Hoş bulduk Ziya Bey. Ben ümmeti Muhammed'in, alemi İslam'ın başı sağ olsun diyorum. Yahya Sinvar. Üstad Yahya Sinvar şehit oldu ve ayakta çarpışarak şehit oldu. Koltukta poz verdi, koltukta şehit oldu elhamdülillah. Yani duasına kavuştu diyorsunuz. Evet, Allah rahmet eylesin tüm şehitlerimize başta. Evet değerli izleyiciler, bu akşam yoğun bir gündemle karşınızdayız. Konu başlıklarını fragmanlarda veriyoruz fakat gündem çok hızlı değiştiği için farklı konularla giriş yapıyoruz efendim programımıza. Bu akşam da Yeni Doğan çetesiyle, Vahşettin parasal haliyle ortaya çıkıyoruz. Aslında bunu yaklaşık bir yıldır, hatta belki 40 yıldır, 50 yıldır Siyonizm'de görüyorduk ama kendi hastanelerimizde görmek gerçekten içimizi acıttı değerli izleyiciler. Bir başlıkla girmek istiyorum. Özellikle CİMER'e gelen bir ihbarla ve bu CİMER'e gelen cümleler ciddi anlamda önem arz ediyor. Durması için bu kan emici vatan hainlerine dur denmeli. Dediğim hastaneler ani bir şekilde baskınla denetlenirse demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Bu ölen bebekler sizin de bebeğiniz olabilir. Aziz devletimin gerekeni yapacağından hiç kuşkum yoktur diyor ihbarda bulunan kişi. Efendim 12 tane çocuktan bahsediliyor. Bunun ardı arkası tabii ki araştırılıyor. Çok güçlü, metanetli, omurgalı bir savcımız bu noktada geri adım atmadığı tehditlere rağmen ve olaylar farklı boyutlara geldi. Bugün de 10 hastane daha işlemden alındı, kapatıldı. 22 tutuklama var, 47 şüpheli arasında. Soruşturma devam ediyor. Kan donduran bir ihbardı bu aslında. Polis bu ihbarla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde özel hastanelerinden denetiminden sorumlu birimin yetkilisi Doktor Malik Türkay Esin'in ifadesini almıştı. Bu ifadeler soruşturmayı derinleştirdi ve o ifadelere de birazdan geleceğiz. Bu boyutlara geldi efendim. İnsanın içi acıyor. Zaman zaman İstanbul'da bulunanların bu hastanelerde tedavi gördüğünü de, ki kişisel olarak da zaman zaman bazı hastanelere kendim de gittim. İnsan güven noktasını, özellikle de hastane noktasında, doktor noktasında güven noktasını kırması çok farklı boyutta sosyolojik etkileri de söz konusu olacak. Efendim bunların cezalandırılması vicdani, kamu vicdanı noktasında da ciddi anlamda önem arz ediyor ki bu konuda şek ve şüphemiz yok. Açıklamalar bu yönde ve araştırmalar bu yönde. Çok taze bir bilgi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuyla ilgili sonuna kadar gidilmesi ve arkasında olduğunu da açıkladı. Sağlık Bakanı'ndan da böyle bir açıklama geldi diyelim konunun gelişimiyle ilgili. Diğer konu başlıklarımızı da zamanı geldiğinde hatırlatacağız. Hemen hiç vakit kaybetmeden konuyla ilgili hemen Furkan Bey ile başlamak istiyorum. Sosyal medya noktasında çok fazla zaten ciddi anlamda bu konuya tepki doğdu. Gündem tamamen buna döndü. Yeni Doğan Çetesi ile ilgili. Bu vicdansızlığın temel noktası nedir sizce? Bu vicdansızlığın temel noktasına gitmeyelim de bence. Bu özel hastanelerde bu sistematik nasıl yürütülebildi bugüne kadar? Çünkü mesela bahsi geçen şahsın çeşitli YouTube programlarında, çeşitli TV programlarında birkaç ay önce videolarının altında bütün bu bahsettiğimiz, bugün konuştuğumuz şeyleri yazan yorumlar var. İnsanlar benim bebeğimi öldürdün yazmış, çeşitli meslektaşı olan doktorlar kınamış gibi onlarca mesaj atılmış. Bunları o özel hastanelerin sahipleri, o özel hastaneleri denetlemekle yükümlü olan yöneticiler görmemiş mi? Soruşturma başlatılmış 2023'te. Şimdi başlatılmış ama üstünden 4 ay geçmiş ve yani biz daha bunları bugün öğreniyoruz ve bu adam elini kolunu sallayarak geziyordu bugüne kadar. Allah bilir o 4 aylık süreçte başka kaç tane bebeğin ölmesine sebep oldu. Ben şey görüyorum Ziya Bey, ülkede ciddi bir
kontrolsüzlük görüyorum artık her manada. Yani burada artık devlet kurumları mı, özel hastaneler mi, insanlar mı? Her şeyin böyle kontrolünü kaybetmişiz şimdi gibi geliyor bana. Şöyle düşünürsek bu hastaneler ciddi sayıda 19 hastaneyle anlaşma yaptığı söyleniyor. Bu PKK'dan hapis yatmış doktor müsveddesi, doktor bile demeyelim müsveddesi. Ve o hastanelerde yöneticiler var. O hastanede kendi denetçileri var. O hastanede çalışanlar var. Hiçbirimiz sesini çıkartamadı. Yani böyle bir şey nasıl ses çıkartılmaz ki? Bir de bunun bir gün eninde sonunda ortaya çıkacağı kesin yani değil mi? Sonsuza kadar bu böyle tabii saklanarak yani gidemez. Sonuçta çocukları ölen aileler o şeyi fark edecek, o paterni fark edecek. Ortak ölümlerde kim var? Hep aynı isim çıkacak, hep aynı hemşire çıkacak. Bir yerde fark edilecek. Hadi bunu yapan adam göze alıyor diyelim bu meseleyi. Belki yurt dışına kaçmayı düşündü bir noktadan sonra. Hiç yurt dışına kaçmayı düşünmemiştir. Belki de kaçmayı düşünmüştür. Neden? Çünkü şu da bir gerçek. Bu büyük bir aslında çete de demeyeyim. Yani baronluk dediğimiz uyuşturucu konusu var ya. Aynı organ baronları gibi veya can baronları diyebiliriz belki buna. Yurt dışında da Almanya'da da. Amerika'da da, İngiltere'de de her yerde var bu işte bunun devlet üstü, kurumlarını sömürme sağlık üzerinde. Bunun üstü nasıl örtülebilir? Yani hadi şeyi anlıyorum. Hastane yönetimi art niyetli davrandı. Yani Sağlık Bakanlığı denetim yaptı mı yapmadı mı bu yani belki de yaptılar. Belki de her şeyi eksiksiz yürüttüler ama şunu göremiyorum ben sosyal medyada da haberlerde de. Hı hı. Yani ben bu meseleyi anlamaya çalıştım bu sabah. Oturup bütün haberleri tekrar tekrar gözden geçirdim. Hı hı. Ve birincisi ciddi bir bilgi kirliliği var. Ne olduğunu kesinlikle anlayamıyorsunuz tam olarak. Hı hı. Ben kafam kategorik çalışır. Yani temeli kurar üstünden devam ederim. O manada bir bilgi akışı sağlayamadım kendimi mevcut kaynaklardan. Ve sosyal medyadaki bu öfke patlamasının da yönlendirilmiş olduğunu düşünüyorum. İlginç bir şekilde. Yani çünkü tam gelmek istediğim konu o işte. Çevremdeki insanlara soruyorum bu bebek mevzusu tam olarak ne diye. Aslında kimsenin tam bir fikri yok. Birileri bebekleri öldürüyormuş. Kim öldürüyor, hangi niyetle öldürüyor, nerelerde öldürüyor, bunun arka planında neler varmış sorularının cevabı kimse de olmamasına rağmen müthiş bir öfke patlaması var. İsim zikredeceğim bir siyasi partinin liderini. Sabahtan beri Sağlık Bakanı'nın istifasını böyle canhıraş bir şekilde isteyen bir siyasi parti lideri var. Ümit Özdağ. Daha olayla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Sağlık Bakanı'nın ihmali varsa bence görevden alınmalı. Ki konuyu Sağlık Bakanı zaten bunu Sağlık Bakanı dün benim arkadaşım Halil Kurbetoğlu'na yaptığı röportajda söyledi. Yani sonucunda ben de gideceksem ben de gideyim dedi. Bu konuda çok açık davranan bir Sağlık Bakanı görüyoruz. Sağlık Bakanı gitmeden önce burada bu soruşturma için emniyete yazı yazmış. O, evet. Emniyete yazı yazan da o ama hepsini geçiyorum. Bu Ümit Özdağ sanki bir yerden görevlendirilmiş gibi. Hı hı. Sabahtan akşama kadar bir il sağlık müdürlüğüne gidip bir oraya gidip bir video çekip bu mevzuyu niye bu kadar kaşıdı? Ve ilginç bir şekilde daha önce de ben Ümit Özdağ'la çeşitli tartışmalar yaşadığım için oradan biliyorum. Onunla organize hareket eden haber siteleri ve troll ağları nasıl harekete geçiyor bir anda bu meseleyle ilgili. Ve ben aynı şekilde hani hep ev sahibini suçladık, hırsızın hiçbir kabahati yok diye bir laf vardır ya. Yani peki iktidar buna neden bu kadar müsaade edecek duruma geldi? Yani bilgilendirme kanalları o kadar tıkalı ki yani şunu göremiyoruz bir gazeteci üzerinden bile meselenin detaylı ve düzgün bir şekilde aktarılabildiğini göremiyoruz. Asıl sorunu orada yaşıyoruz. Yani Sağlık Bakanı konuşuyor, o konuşuyor, bu konuşuyor ama mesele bir türlü aydınlanamıyor. Sis perdesi bir türlü ortadan dağılamıyor. Aslında burada ciddi bir iletişim kazası var yani bu meselenin özünde. Yani evet 12 tane bebeğin katledildiğinden bahsediliyor. Anladığım kadarıyla İşte devletten fazla para alabilmek için bunların yeni doğan bakımına fazla tutulması orada bebeklerin ve orada enfeksiyon kaptırılması ve ölmesi gibi doktor sonuçlarla değil, hemşirelerin kontrol yapması gibi meseleler var. Ama böyle bir kritik vakada yani neredeyse bu artık hükümet düşürecek bir noktaya taşınmaya çalışılıyor bir takım gruplar tarafından. Halbuki o boyutta bir olay değil. Ama o boyutta bir olay hüviyeti kazanmasının sebebi de bu
bilgi kirliliğinin bu sisin dağıtılamaması aslında. Yani ben şu an mesela bu meseleyle ilgili tam olarak ne konuşmam gerektiğini, hangi noktaları aydınlatmam gerektiğini bilmiyorum Ziya Bey. Yani bireysel anlamda kendi sorularımızı dahi cevaplandıracak noktada bilgi bulunmuyor diyorsunuz. Peki şimdi delilden sanığa gitme pozisyonu var adalet sisteminde. Bazı konularda bu tam uygulanıyor burada olduğu gibi. Bazılarında da sanık alınıp ondan sonra delille gidiliyor ama şimdi savcının bu noktadaki tehdit alması da ayrı bir soru işareti. Bundan sonraki süreçteki tehditler ne olacak? Savcı tehdit etmek aslında çok büyük bir olaydır yani. Sıradan bir insan tehdit etmeye benzemez. Kesinlikle. Çok ciddi bir meseledir. Buna dahi cesaret edebilecek bir grubun anladığımız kadarıyla. O tehdit eden vatandaş da benimle fotoğraf çektirirsen sana bir şey olmaz mantığıyla hareket eden, kimin arkasında kimin olduğu aslında düşüncelerde olan ama söylenmeyen bir noktası var. Ama bakıldığında şu bir gerçek, savcının tutumu hakikaten takdire şayan. Tabii canım, çok cesurca bir kere. Ben kendisini hakikaten takdir ve tebrik ediyorum. Bir öte yandan hükümet bu gibi operasyonel konularda çok gol yemeye başladı. Yani Sinan Ateş mevzusu da bu şekilde tamamen bir grubun algı operasyonu yapacağı pozisyonda bırakıldı. Bu olay da öyle. Başka olaylar da patlatılıyor. Mesela şunu hiç konuşmuyoruz. Yani PKK'dan, örgüt elinden ceza almış bir adam dönüp tıp okuyup doktor olup yeniden sisteme nasıl dahil olabiliyor? Yani bir teröristin oraya sokulmaması lazım hiçbir şekilde. Ama biz aynı meseleyi mesela şu an FETÖ'cülerde de yaşıyoruz. Yani evet, devlet kurumlarına alınmıyorlar ama özel hastanelerde hala görev yapabiliyorlar. Çeşitli kritik mesleklerden bir daha hiçbir şekilde hizmet veremeyecek noktaya getirilmeleri de lazım bu kişilerin. Yani PKK gibi, işte DHKPC gibi, FETÖ gibi örgütlerden ceza alan kişilerin. Yani bu hayati bir konu. Oraya belki de bir asker gelecek hasbelkader. O adamın elinin altında bir ameliyat edilmesi gerekecek. Adam belki de masada bırakacak şimdi. Bunu da bilemiyoruz. Çünkü daha önceden askerle husumet yaşayan bir örgütün üyeliğini yapmış. Şimdi bu gibi konularda hakikaten artık böyle sağlam, ciddi adımlar atılması ve sistemin çok daha fazla denetlenebilir hale getirilmesi lazım. Bir yerde bir hata var belli ki yani. Furkan Bey'in bahsettiği konuda hatırlasanız 2022'de 30 Ekim'de Balıkesir Milletvekili İsmail Ok hastanede FETÖ'den ihraç edilmiş olan bir doktorun ilaçla suikasta maruz kaldı hatırlarsanız. Evet. Evet. Böyle bir arada yaşandı yani. Bu konular gerçekten denetlenmesi gereken konular dediniz. Şimdi çapraz gidelim. Yunus Bey, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu yeni doğan çetesini? Şimdi bu mesele sadece böyle 3 aylık, 4 aylık bir mesele olmadı. Açığa çıkıyor. Bunun çok daha köklü bir şekilde özel hastane yönetmeliklerinden tutun, çalışma statülerinden tutun, ticari olarak, sağlık ticari olarak bakıldığı için burada da ilk etapta gördüğümüz şey bir ticari kar elde etme anlamında bebekler öldürülmüş. Bu 12 rakamı bence sadece afaki verilmiş olan rakamlardır. Ve zikredilen 19 tane hastane bildiğim kadarıyla bugün 10 tanesinin de ruhsatı. Dün 7 taneydi, bugün 10 tane. İptal edilmiş. Evet. Tabii bunların, burada şunu söylemek gerekiyor. Ruhsatlarını iptal edersiniz, ismi değiştirir, yine başka ile transfer edilebilir. Bununla ilgili oradaki iptalde şey de var. Yani aynı yetkililerle aynı personel. Yani her türlü. Şimdi az önce Furkan Bey bahsetti işte sistemle ilgili. Yani o sistemin açıklarından istifade ederek bunlara sebebiyet veriliyor. Tabii o sistemin sağlıklı bir şekilde baştan gözden geçirilmesi gerekir. Bir de özel hastanelerin statüsü de gözden geçirilmesi gerekir. Tabii biz meseleye büyük bir sivil toplum örgütü olarak şöyle bakıyoruz. Sosyal bir devletin temel özelliklerinden bir tanesi milletin sağlığını korumaktır. Sağlık Bakanlığı da bunu icrasıdır, icra eder. Siz bunu alansal anlamda devletin kontrolünden çıkartacak, özellikle serbest piyasa ekonomisini siz sağlığa da taşırsanız, halkın sağlığını bir müşteri anlamında görürlerse, işte orada devletin
kamu hastanelerin yetersizliğini kapama anlamında özel hastaneleri de sistemin içerisinde alması ve vatandaşının oradan da istifade etmesi için bedelini yine sigortanın ödemesi onların istismar kapısı olur. Tabii bu işe girdiklerinde eğer bebeklerin ölümüne kadar bu mesele götürülüyorsa buradaki caniliği, oluşan örgütsel sistemi, vahşiliği doğru tanımlamak lazım. Şimdi bu bir terör bence. Tabii elbette terör. Yani siz bebekleri öldürmüşsünüz. Yani gerekçeleri ne olursa olsun. Şimdi meseleye böyle baktığımızda o zaman hastanelerimizin adeta tabii bunu bir genelleme anlamında kullanmak yanlış. Bütün hastaneler, bütün doktorlar değil, tabii ki. Bu anlamda gibi. Çünkü bazen bu tip anlamlar da özellikle milli iradeyi temsil eden, sorumluluk almış olan siyasi yapıyı eleştiri getirme anlamında bunlar kullanılıyor. Az önce ifade edildi. Sağlık Bakanı'nın istifası isteniyor. Şimdi akıl var, izan var. Sağlık Bakanı yeni göreve gelmiş neredeyse. Ki görevini de hakkıyla zamanında yapmış olan. Yeni gelmiş ve özellikle bu meselenin arkasında durmuş. Soruşturmanın başlatılmasını da istemiş. Duruşunu net bir şekilde ortaya koymuş. Sorumluluğunu ortaya koymuş biri. Siz de buradan siyaset çıkartıyorsunuz şimdi. O da ayrı bir vicdansızlık. Tabii, bu, hayır, bu vicdansızlık değil. Bu şimdi siyasi çapsızlıktır. Doğru söylüyorsun. Ve siyasetçilerin ağzından çıkan sözlerin eğer bir kitlesi olmasa da siyasi çatışmaya vesile olduğu için bunlar tehlikelidir. Şimdi Ümit Bey'den bahsedildi. Ümit Bey zaten siyasi anlayışı toplumsal krizlerin oluşmuş olduğu yerlerde bunu bir siyasi ranta dönüştürme ve oranın üzerinden giderek o olayı biraz daha alevlendirme gibi bir yaklaşımı var. Siyasi kabiliyeti bu. Hitap etmiş olduğu tabanı da bu şekilde dinamize etmeye çalışıyor. Nitekim bunu göçmenler üzerinden yaptı. Şimdi burada hangi adımların atılması gerekir? Tabii bunu söylerken yine bu taraftaki cenahtan birilerinin de çıkıp işte filan Cumhuriyet Halk Partili, işte şu hastane deyip orada da yapılan bir hata. Şimdi muhalefet de çıktı dedi ki haklı olarak bakın bu işi kamulaştıralım dedi. Şimdi ben Özgür Özel o konuda sözünde samimi ise sonuna kadar destek olmak gitsin. Yani mecliste bunu getirsin. Ve bu konuda halkın sağlığını istismar eden çok hastaneler de var. Yani denetim yetersizliği ya da iktidarla öyle ya da böyle. Çünkü bu öyle söyleyelim terörün başındaki savcımızı tehdit eden zat eğer savcıyı tehdit edebilme gücünü kendinde buluyorsa sosyal medyada Cumhurbaşkanı'ndan tutun. Herkesle fotoğrafı herkes, zaten. İşte bunları neye kullandı? Bir güç unsuru. Bakın ben buradayım. Güç unsuru olarak kullanmaya çalıştı. Şimdi AK Parti'nin en büyük handikaplarından bir tanesi bu ve çevresinde birbirine yanaştığı zaman poz veriyor. Onu çıkarları doğrultusunda kullanıyor. Ama bugün Ömer direkt Çelik Selçuk Parsa'dan aklıma geldi bu arada. Yani evet. Direkt Selçuk Parsa'dan aklıma geldi. Yani bir başbakanı dolandırmıştı. Şimdi bugün Ömer Çelik Bey AK Parti sözcüsü bir açıklama yaptı. Bu konuda tehditlerden bahsetti. Yani demek ki parti hiyerarşisinde bazı onlar geliyor. Ve Cumhurbaşkanımız da İçişleri Bakanımızı ve Sağlık Bakanımızı bir araya getirip bu konunun üzerine kesinlikle gidilmesi gerektiğini söyledi. Şimdi bu çok önemli. Şimdi burada Sayın Ali Yerlikaya Bey İstanbul'da valilik yapmış. İstanbul'u çok iyi bilen, buradaki sosyolojiyi de çok iyi tahlil eden başarılı bir vali iken, daha büyük bir görevdeyken şu anda üzerinde çok büyük de bir sorumluluk var. Savcımızın izlediği strateji de takdire şayan, milletin müthiş bir şekilde duasını almıştır. Ve bu sergilediği tutum hüküm verme konusunda sorumlu olan hakimlerimiz ve savcılarımıza karşı yapılan tehditlere karşı da
bir dik duruş örnektir, olarak örneklik teşkil ediyor ve buradan asla bir tavizin de verilmemesi gerekiyor. İmkansız zaten, verilmesinin imkanı da yok. İmkanı da yok. Zaten milletimizin beklentisi de bu bağlamda böyle. Şimdi bu yeni doğan çetesinin içerisinde daha önce PKK'da yargılanmış ve sonradan tekrar tıp kazanmış, doktor olmuş süreçler yine bizi meseleyi güvenlik meselesine getiriyor. Değil mi? Şimdi güvenlik dendiği zaman sadece bunu bir milli güvenlik, sınırlarımızın güvenliği anlamında okumamak gerekiyor. İç güvenlikten. Şimdi bakın karşımıza nasıl bir şey çıktı. İnsanlarımız tereddütte ve az önce söylendiği gibi halk şu anda bir birlik, bilgi kirliliği yaşıyor ama halkın ortak oluşmuş şu anda bir vicdanı var. Ve onlar da bu konuda araştırma yapan ve bu konuyu açığa çıkaran insanları takip ederek anladığı boyutuyla sürekli paylaşıyorlar. Dolayısıyla halkın bunu tam her yönüyle kavramaması normaldir. Ve buradaki gerçeklik neyse bütünüyle açığa çıkması lazım. Doğru. Böyle birilerinin söylediği gibi efendim bu hükümeti düşürür tarzındaki anlayışlar yanlıştır. Hükümet bunun üzerine gitmezse, bütün şeffaflığıyla netleştirmezse, açık arkasında kim varsa o zaman hükümeti düşürme gibi sıkıntılar oluşur. Halkın ona da zannetmiyorum çünkü zaten bu beyanatlar en üst makamdan verildi. Ben önümüzdeki sürecin içerisinde bunun altından çok daha farklı olumsuzluklar çıkacak ve burada yeniden bir sistemsel çalışmaların başlaması gerektiğine inanıyorum. Mutlaka, çok teşekkür ediyorum. Bunun dünyayla da bağlantılı olduğu zaten ilerleyen günlerde ortaya çıkacaktır. Çünkü çok ciddi anlamda bir ağ bu. Yani özellikle Orta Doğu üzerinden yürütülen ve G7 ülkelerinin de içinde olduğu bir ağdan bahsediyoruz. Böyle bir sistemden bahsediyoruz. Furkan Bey, size döneceğim. Bu vicdansızlığın içerisinde aslında küçük mesajlar da var. Yani çok ciddi anlamda yapılanma, farklı yapılanmaları da terör anlamında hastanelerin içerisinde gösteriyor. FETÖ bağlantısını gösteriyor, PKK bağlantısını gösteriyor. Para noktasındaki harekette düzenlemeyi gösteriyor. Farklı bir, yani küçük bir adli vaka gibi durmuyor. Ama siyasal bağlantısının hiç önemi yok. Önemli olan bundan sonra savcının ortaya koyduğu soruşturma sonucunda çok ciddi bir söylem vardı Twitter'da. 2400 yıllık Türk tarihinin ciddi anlamda ortaya koyacağı adaleti tam anlamıyla görecekler. Bizimle tanışmamış olmayı dileyecekler şeklinde cezalandırmalar yapılacağı şeklinde kullanıcıların değil yetkililerin söylemiş olduğu bir açıklama vardı. Şimdi siz bu cezalandırmanınla beraber bir düzenleme geleceğini düşünüyor musunuz denetlemede? Ziya Bey, tabii bu konu gerçekten kan dondurucu, tüyleri diken diken bir olay, bir mesele. Furkan Bey bahsetmiş olduğu mesele de oldukça önemli. Çünkü hatırlarsanız 2019 yılında da yine FETÖ'cü bir itirafçının Yansen ifadesinde 500 pilotun işini bitirdim şeklinde bir ifadesi ortaya çıkmıştı. Neydi bu ifade? Yani hasta olmadıkları halde onlara tansiyon ilacı vererek damarlarının genişlemesini sağlayıp uçuştan düşürmek şeklindeydi. Bütün bunların hepsi bu demektir ki bu aynı zamanda milli bir güvenlik meselesi olabilecek olan bir mesele. Yani sağlık ve tıp ve doktorlar üzerinden yürütecek olan bir işlem. Sadece halkı ilgilendiren bir güvenlik meselesinin ötesinde topyekün geleceğimizi ilgilendiren bir ülke güvenliğini de tehlikeye sokacak, tehdit altına alacak olan bir hadise olduğu ortada. Dolayısıyla öncelikle ben şunu ifade etmem lazım. Elbette ki bu olayın araştırılıp en üst düzeyde şiddetli olarak cezalandırılması cadirici bir unsurdur. Olması gerekir. Bu noktada toplum olarak hemfikir olduğumuzu ifade etmem gerekiyor. Ancak şurada bir gerçek ki cezalandırma caydırıcı olduğu kadar toplumsal bir eğitim ve mutabakatın sağlanması ve toplumsal bir hoşgörünün de ortaya konulması lazım. Ne demek istiyorum bu cümleyle? Evet. Bakın ben bugün bir televizyon kanalında eski Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekilinin şu ifadesine rastladım.
Efendim cemaat ve tarikatlar neden hastane sahibi oluyorlar? Cemaat ve tarikatların hastaneleri denetleniyor mu? Sağlık Bakanı, önceki Sağlık Bakanı hastanesi vardı. Devasa hastaneler sahibiydi. Niçin Sağlık Bakanlığı yaptı? Şeklinde konuyu siyasi bir gündem haline getirerek aslında konunun gerçek boyutta çözüme ulaşacak olan bir takım hususların da dillendirilmesinin önünde bir set çekiyor. Yunus Bey'in tabiriyle siyasi çapsızlık. Tabii siyasi çapsızlık, evet, çok doğru. Dolayısıyla bu bir defa öncelikle bu gibi olayların, toplumsal olarak ortaya çıkan bu meselelerin siyasi bir söylem olmaktan çıkarılması lazım. Nitekim bakın ben şu anda Tolgahan Erdoğan Bey, kıymetli bir yazar arkadaşımız, severim kendisini de. Onun bir tweet'i var. Tweet'indeki ifadeyi ben, hani bugün Cumhuriyet Halk Partisi bir eski milletvekilinin yeni doğan üzerinden mevcut AK Parti iktidarına veya siyasi iradeye vurmasından kaynaklı bir cevap olsun diye bunu ifade ediyorum. Ortaya koymaya çalışıyorum. Bakın atmış olduğu tweet'te ne diyor? Ben dilekçesini de Zeyd'e gönderdim. Eğer verebilirse ekrana verebilir. Yeni doğan bebek skandalında adı geçen Medilife Hastanesi başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz CHP üyeliğinden istifa etti. Yani Barış arkadaş, Cumhuriyet Halk Partisi tarikatların ve cemaatlerin hastanesini görüp yeni doğan üzerinden buraya vuracağına, öncelikle kendi siyasi oluşumu içerisindeki insanların yönettiği hastanelerde bu olayların vuku bulması ile ilgili yorum yapması gibi ben beklerdim. Ki bugün 22 tane tutukluğunun içerisinde baktığımızda kuruluşlara sadece eski bir sağlık bakanı yapmış olan, artık isimler geçiyor, söylendi mahsul olmaz, Mehmet Müezzinoğlu'nun Avcılar Hospital Hastanesi'nin devamı olan bir hastane ile ilgili olan bir konu ortaya çıktı. Kendisi de bu konuda açıklama yaptı zaten. Dedi ki ben bu anlamda yüzlerce personel çalıştırıyorum ve bugüne kadar çok ahlaklı ve disiplinli bir çalışma ortaya sergilemişlerdir. Bu suça karışanlar hakkında da gerekenler yapacaktır, takip ediyoruz diye ve vicdanında müsterim diye bir açıklama yaptı. Yani bu olayların hepsine baktığımızda, bu olayları eğer siyasallaştırırsak, bakın işte Cumhuriyet Halk Partili bir ismin yazdığı dilekçe. Şimdi ben bunun üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin çocuk katili mi ilan edeyim? Merak ediyorum ya. Yani Cumhuriyet Halk Partisi çocuk katili mi diyeyim ben yani? Öyle denmez tabii ki. Denmez tabii. Şey, dolayısıyla şimdi ya güzel kardeşim, Barış arkadaş, tanıyorum kendisini de. Hakikaten birçok konuda da kendisini takdir ediyorum ama bu söz yakışır mı kendisine? Yani yönlendirme veya hedefleme, odaklama konuları... Hayır yani, bu, bakın biz böyle yaparsak verilmiş olan bu cezalarla ve atılması yani gereken doğru atımların konuşulmasının önüne set çekmiş oluruz. Biz bunları gündeme getirememiş oluruz. Ben evet bu girizgahtan sonra şu konulara da değinmek istiyorum. Bakın Türkiye'de ben birçok alanda ulaşım, eğitim, sağlık konusunda her bir vatandaşımızın eşit hak ve imkana sahip olması gerektiğine inanan bir insanım. Öyle tabii. Ve devletin bu konuda yükümlü olduğunu ve devletin bu alanda bütün kesimlere eşit hizmet götürmesi gerektiğine inanan bir insanım. Ve bu anlamda evet AK Parti iktidarında sağlık konusunda birçok adımlar atıldı. Ancak özel sektörle ilgili, özel sağlık sistemleriyle ilgili de bir takım kısıtlama çalışmalarının yapılmasını ben bekliyorum AK Parti iktidarından. Artık neden özel sigorta, sağlık sigortaları? Neden bunu bekliyorum? Ya şimdi bugün ben isimler üzerinde bu konuda isim vermeyeceğim ama Türkiye'nin İstanbul'da önden gelen bir hastanesinde gözümle ilgili tedavi sürecimi devam ettirdiğim poliklinikteki bir insan profesör oldu ve özel hastaneye geçti. Yani şimdi neden özel hastaneye geçiliyor? Çünkü insanlara ve hastalara bir defa öncelikle bir ticari kazanç kapısı olarak bakıyor insanlar. Yani kendilerinin, ben bir doktor arkadaşımdan şunu duymuşum. İşte ben şu ameliyatı yapıyorum, devletten 300 lira alıyorum ama aynı ameliyatı özelde yaptığımda 300 bin lira alıyorum diyor. Ve alınabiliyor diyor. Şimdi bu kıyası yaptığı zaman bu insanlar da ister istemez ekonomi şartlarda belki bir noktada ticari bir kaygıya ve ticari ama bir kaymaya şunu da dile gidiyor. Bakın bu neyi doğuruyor mu efendim? Şunu da dile getirmek gerekmiyor mu?
tamam birisinin üzerine yemin ediyorlar ama Hipokrat'ı hiç incelediniz mi bilmiyorum. Hipokrat da namustan bahsediyor, paradan bahsetmiyor. Ya, ilk yemin, bakın ilk yeminini o bozmuş. Yani Hipokrat'a da dönmek istemiyorum ben yani bu anlamda. Evet. Çünkü o da geçmişte reddettiği bir tedavi kesim olmuş. Evet. O konumuzun dışında o mesele. Fakat buradaki mesele bu yemin değil. İnsanların kalplerine vicdanın girmesi. Evet. Yani şimdi siz her bir kalbe bir polis sevk edemezsiniz. Her bir kalbe polis sevk edemezsiniz ama bir vicdan oluşturabilirsiniz. Bu vicdan da eğitimden geçer. Yani biz eğitim sistemimizi çocukluktan itibaren... Tamamen burası işte sistemin düzenlenmesi. Elbette yani bu topyekun bir ülke olarak atmamız gereken bir adım ortaya koyuyor. Yani biz en kuvvetli cezaları getirelim koyalım buraya. Sonra bakın denetim sistemlerine baktığımızda bu denetim sistemlerindeki bir doktor arkadaşıma sordum. Ya dedim ki yeni doğan bebeğiyle ilgili ne düşünüyorsun? Attığı mesaj çok ilginç. Bana çok korkunç geldi. Ben 2004 yılında kendisi asker tabip olan bir doktor. Yani meslekten o dönemde FETÖ baskısıyla istifa etmek durumunda kalan hekimlerden birisi. Ben 2014 yılında meslekten ayrıldım. Ben ayrıldığımdan beri yeni doğan bu şekilde devam ediyor diyor yani. Yani dolayısıyla 2014'te. Yani 2014'te özel sektöre geçtim ben diyor. 2014'te özel hastaneye geçtim diyor. Hocam pandemiden de önceye dayandı. Dolayısıyla diyor yeni doğandaki durumlar böyleydi. Ben çok kıymetli bir kardeşim bir hastanede yaklaşık 7 ay yoğun bakımda yattı. Ben de kendisinin sürecini yakından takip ettim. Palliatif servisinde kaldıktan sonra bir müddet sonra özel hastaneye sevk edildi. Şimdi ben onun oradan sevk edilmemesini çok çaba sarf ettim ama bunu başaramadım. Ama sevk edildi. Ve bir hafta sonra vefat etti çocuk. Dolayısıyla buradaki bütün meselelere biz baktığımızda ben ister istemez şunu düşünmeye başlıyorum. Yani acaba ya bütün doktorlarımızda mı bu olaylara bakarken böyle bakmıyor? Yani bu olaya parasal boyuttan mı bakılıyor? Yani buna bakmamak lazım. Bunun için toplumsal ahlaki bir çöküntü yaşıyoruz. Bu çöküntünün önüne geçecek tedbirler almamız gerekiyor. Yoksa biz en yüksek sınırdan ceza verdiğimiz takdirde bunun önüne geçecek. Ve şunu söyleyeyim yani ya yetkililer en yüksek sınırdan ceza alacak diyor ama o en yüksek sınır neymiş Ziya Bey? Neymiş? Ya ben bakmadım ben da. Ben sadece şöyle söyleyeyim. Hukukçu olarak hakikaten. Ceza 582 yıl bir tanesine 589 yıl. Her birisi için ayrı ayrı verecekler öyle mi? Evet bu olabilir. Evet. Yani bu verilecekse evet bu bir tarihi bir rekor olabilir. Yani Türk Ceza Kanunu'ndaki cezaların da aslında çok caydırıcı sınırları olmadığını ifade etmek istedim ben. Yani için. Sadece. Ama dolayısıyla her bir bebek için ayrı ayrı. Bir ceza verildi takdirde bu evet belki 500 yıllık bir süreci kapsayabilir. Zaten idam gibi bir şey vermiş olurlar. Bu da ayrı bir boyut. Dolayısıyla ben olaya böyle bakıyorum. Öncelikle bizim özel hastanelerle ilgili bu fiyat farkları, uçurumları, devletin bünyesindeki insanların ekonomik olarak ya devlet dönen sermayelerin miktarını daha da artırsın. Yani artı ben özel sektöre geçişi bu analizler, testler konusunda da bir düzenleme yapılması gerekiyor. Her türlü. Yani bu sadece devletle ilgili olan bir konu değil Ziya Bey. Yani burada vicdanların da kendisini toparlaması gerekir. Evet. Her bir vicdanın. Ben açık ve ne söylüyorum? Yani hala profesörlüğünü yapıyor. Yaşı 55-60'ı bulmuş. Yürümekten de zorlanan 65 yaşına kadar gelmiş olan doktor abilerim biliyorum ben. Devlette çalışıyor. Doğru düzgün bindiği arabası bile o kadar lüks bir araba değil. Ama hala vatana hizmetle hastanesine gidiyor. Yani bunlar çok farklı değerler. Öyle tabii. Biz bu değerlerimizi yitirdik. Yani bugün yeni doğandaki bebekler için vicdan azabı çekiyorum diyen insanlar önce bir kendi vicdanlarını, ekonomik vicdanlarını bir gözden geçirsinler. Bunlar için lanet okuyan doktorlarımız ve hekimlerimiz öncelikle kamudaki hastanelerden özel hastaneye geçmekteki kendilerine mikyas ettikleri değerlere bir baksınlar önce. Hangi değerler için ben özel hastaneye geçiyorum yani? Şimdi örneklemeler gerçekten çok farklı boyutta. Fiyatsal örneklemeler bu hukuk sistemi için de ayrı değerlendirilebilir, doktorlar için de ayrı değerlendirilebilir ama baktığımız zaman etik dediğimiz nokta belirlenmeli.
Bazı mesleklerin maaşı olmaz. Gerçekten maaşı olmaz. Evet. Etik olarak belirlenmeli. Ve değerince ve becerisi doğrultusunda insanlara faydalı olduğu noktada zaten o değer ortaya çıkacak. Şimdi Kazım Hocam, teşekkür ediyorum bu arada. Bu etik değerler doktorlarda neden gitti? Sadece parasal durumdan mı kaynaklı? Çünkü özelle gerçekten devletin doktor arasında ciddi farklar da söz konusu. Bu sistemsel düzenleme en ivedi şekilde yapılmalı mı sizce? Evet, aslında tabii ki hep söylenen konu tekrar ediyor. Eğitim şart. Ama hangi eğitim konusunu tekraren söylüyoruz. Burada insanlara bir vicdan bilgi duygusunu mutlaka yerleştirmek lazım. Yani çocukluktan itibaren değerler eğitiminin verilmesi gerekiyor. Her eğitim sisteminin içerisinde mutlaka yani bir şekilde geçmişten alınacak dersleri anlatmak lazım. Yanlışlar olduğunda nasıl örnekler ortaya çıkabildiğini. Bunun da en güzel örneği geçmiş zamanlarda yaşanan bir lider danışmanlığı dediğimiz lalalar, bunun gibi kanaat önderleri, bunların bütün eğitim sisteminde ve kamunun içerisinde bulunmasına ihtiyaç var. Nasıl diyelim bunu? Bir öğretmenler, öğretmenler için örnek olan insanları belli zamanlarda üniversite okullarda gidip sohbet etmesi, yani bunu resmi halde değil. Ama ben burada eğitimci olduğunuz için şunu da sormak istiyorum. Herkes vicdan diyor da, vicdan nedir? Vicdan şudur. Başkasının yani kendin için yapılmasını istemediğin şeyi birincisi başkasına yapmamandır. İkincisi tabii ki bunun esas boyutu şudur. Hani utanmazsan ne yaparsan yap. Bir hadis olduğu da söylenir. Şimdi burada insanların bir kendi değerleri vardır. Ya ben kendini tanımak son zamanlarda işte böyle enerjiler. Bir şeyler. Yani kendine dön işte vesaire gibi. İç enerji. İçin şeyden. Bunu Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin anlattığı dersler var. Son zamanlarda da bunu çok güzel bir grup video halinde sesli kayıtla anlatmışlar. Tabii ki biz üniversite olarak da üniversitede psikoloji dediğimiz zaman baştan şunu söyleyebilmemiz lazım. Psikoloji bilim. Yani ruh bilim mantığını korumak lazım. Siz onu davranış bilimlerine dönüştürürseniz affedersiniz böyle hayvan davranışlarını incelemeye dönmüş olur. Dolayısıyla bizim değerler eğitimi dediğimiz olayı mutlaka yapmak lazım. Yani siz diyorsunuz ki işin ruhu kalmadı. Tabii sadece ki davranışa döndü diyorsunuz. Tabii ki. Yani burada ailenin başlangıçta bir şeyi olması gerekiyor. Yani o geçtiğimiz haftada buna benzer bir konuyu anlatmaya çalışmıştık. Yani büyük aileler evin içerisinde olduğunda çocuklara kıssalar anlatırlar. Yani bu gerçekte yani ben tabii ki bir ilahiyat mezunu veya imam hatip mezunu birisi değilim. Ama insanların inançlarını öğrenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani bir inanç hayatımızı bir başarı rakamlara dökmeye kalktığımızda inancınızı bir olarak koyun. O işte vicdandır, beraberindedir. Ondan sonra bir eğitim görüyorsunuz, başarılı oluyorsunuz. Onun yanına bir sıfır koyun. Artar. 10 oldu. İşte ondan kaynaklı olarak işte Ersan Hocam işte bazı kişilerin evlerini, şeylerini, o arabalarının işte şey olduğundan bahsediyor. Bir sıfır araba aldı, bir tane sıfır koyun. Ama baştaki o inanç değerini biri kaldırdığınız zaman sıfır. Diğerlerinin hepsi sıfırdır.
bu mantığı doğru bir şekilde yerleştirmek gerekiyor. Yani siz vicdanınızda rahat değilseniz o zaman... Ama bunun motivasyonu sistemsel düzenlemeden geçmiyor mu? Yani tamam, eğitimle başladık ama şu anda hali hazırda eğitilmiş doktor kapasitemiz var. Eğitilmiş hastaneler, yani kurulmuş hastaneler var. Kamu var, özel var. Bu kamu ile özel arasındaki denge sistemsel anlamda nasıl düzenlenmeli? Şimdi burada başka bir şey var diye ben düşünüyorum. Bu şu anda İsrail'de katliam yapan canilerin yaklaşımına bakın. Oraya gidiyor aslında olay. Benzerlik var. Yani benden başkasının tamamını yok edebilirim. Onların işte hiçbir hakkı yoktur. Onlar yani insan değildir, hayvan bile değil. Yani onlara her şey yapılabilir mantığı. Bu algının toplumda yerleşmesine sebep olan dönemler var. Bunlardan bir tanesi 28 Şubat sürecidir. Yani 28 Şubat sürecinde öyle bir algı oluşturuldu ki toplumda, bu aslında daha geriye doğru gidiyor. İşte bunları her şeyi yapabilirsiniz. Bir bir şey var, an var, kayıtta. Birinci olan başörtülü öğrencinin oraya işte kürsüye çıktığı esnada başka bir bayan kadının onun ağzını burnunu kapatarak konuşturmamak için dışarıya attığı bir görüntü var. Bu görüntüleri biz kanıksıyoruz sonrasında. İşte bunların mutlaka şunu söyleyebiliriz. Geriye dönük olarak anlatılması lazım, sorgulanması lazım. O öğrenci nerede? Onun ağzını burnunu kapatıp bir anlamda bu muameleyi yapan nerede? Bunların aslında bir toplumda değerler üzerinden insanların bir yere gelmesi düşüncesini ortaya koymak lazım. Bunu Batı şöyle yapmaya çalışıyor. Bizim değerlerimizden aldıkları örnekliği, mesela Almanya bugün işte Sayın Cumhurbaşkanımızın konu olarak geldi. Bir Holocaust oldu diyor. Ondan dolayı biz diyor işte şu onlara bunlara bir şeyler borçluyuz gibi bir şey söylemeye çalışıyor. Halbuki bütün insanlar bir örneği atasözüyle söylüyoruz. Biz dünyayı atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan borç aldık. Onlara daha iyi bir gelecek bırakmak zorundayız. Kızılderili atasözü olarak söyleniyor. Şimdi ben buradaki özel ve devlet değerlendirmesinde toplumun artık özellikle bayanlar üzerinden bir ayrıştırmaya götürülmeye çalışıldığını düşünüyorum. Neden? Bu tür algıları ben şeyde değil, normal hastanede değil, özel hastanede işte muayene olacağım. Bu tür algıların düzeltilmesi lazım. Halbuki baktığımızda devlet kurumları çok daha kontrollüdür. Allah'ın çok yoğunluk var hocam. Ama işte onu ikisini beraber söyleyeceğiz şimdi. Neden devlet şeylere müsaade etti, özel hastanelere müsaade etti? Bu yeni bir olay değil. Yani bizim memleketimizde, ben Kahramanmaraş'tayım, çok önceden özel hastanenin açıldığını ama o hastanede de iyi seviyedeki doktorların işte muayeneler yaptığını biliyoruz. Ama ücret konusunda bir şeye gidilmesi lazım. Burada siz de söylediniz. Bu tahliller, analizler, birincisi çekilen şeyler, bu röntgen vesaire gibi. İnanın vatandaş ne yapıyor biliyor musunuz? Rahatsızlığıyla ilgili önce sağlık ocağına gidiyor. Orada yaptırabileceği testleri yaptırıyor. Hastaneden randevu alabiliyorsa alıyor. Alamıyorsa özel hastaneye o sağlık ocağından yaptırdığı testlerle gidiyor. Özel hastanede test yaptırmamak için. Kendince ekonomiksel anlamda da bir çözüm bulma çabası var vatandaşta. İşte burada tabii şunu ben söyleyeyim mesela. Ben işte pilot, bakım subayı, tecrübe pilotu olduğum için şunu yapıyorduk biz.
yani çok yoğun bir ihtiyaç var, bakım ihtiyacı var. O zaman benim kritik olarak çalışması gereken kişilere kendi uyguladığım, sonrasında bu şey olarak sistem olarak da uygulanmaya başladı. Özellikle kritik zamanlarda sen esnek çalışma sistemi dediğimiz, yani ben bunu herkese de tavsiye ediyorum. O esnek çalışma sisteminde ne dedik? Sen akşam saatinde belli bir süre daha çalış. Neden? Senin yapacağın bazı işler ertesi günkü hazırlık yapılması gereken işlerin zeminini oluşturuyor. Kayıt yapılması gereken evraklar var örnek olarak. Siz bunu, kayıt yapılması gereken evrakları, bizim işte merkezlerin, harekat merkezlerinin etkinleştirilmesi vesaire gibi şeyler, çalışmaları yaptırdığımızda orada o evrakları kaydeden kişi mesaiden çıkarıp da daha sonrasında çalıştırıp siz o evrakları kaydettirirseniz sabahleyin herkes elinde o evraklar hazır buluyor. Yani geceli şimdi, sistem diyorsunuz. Gececi sistemi. Şimdi bunu biz iki şeyde yani özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yani İstanbul'da görev yaptığı dönemde yine o yönetimin geldiğinde bu duble yolların yapılması esnasında bakın sağlığa getireceğim konuyu iş makineleri çok değerlidir. Yani bunların maliyeti çok yüksektir. İşte bu MR cihazları vesaire vesaireler. Bir gece boş durması onun çok büyük kayıp demektir. Siz milyonlar vereceksiniz ama onu çalıştıracak bir memurun, yani belki 50 bin lira olacak alacak bir memurun oraya ilave olarak konmaması nedeniyle önceden olan bunları anlattığımız için söylüyorum. Yani benim için şudur esas olan. Fikriniz varsa onu ilgili makamlara aktaracaksınız. Doğru. Onlar karar verecek. Şimdi burada şöyle bir uygulamaya geçildi. Temizlikler gece yapılmaya başlandı mesela. Hastanelerin temizliği. Yoksa Sayın Cumhurbaşkanımız hep söylüyor Ayın rahmetli vefat etti. A takımı şeyinde. Savaş Ayın. O şeylerde çektiği görüntüler, hastanelerde Kılıçdaroğlu'nun işte şey olduğu dönemlerdeki pislikler vesaireler. Şimdi oralarda özel düzen. Bu tür cihazlar da gece de çalışacak hale getirildi. Sadece acillerde değil. Şunu söyleyelim sonuçta. Devlet aslında çok önemli adımlar atıyor. Doğru. Ama bir kısım insanlarımız biraz da gösterişe kaçarak bu hastanelere gidenler dahil yani normal süreci yürütebilecekken bunun Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği bir husus vardı. Kesinlikle bu doğumlarda sezaryen konusunu yapmayın. %54'lere çıkıyor. Yani bunun gibi hususları yaptırmayın. Toplumumuzun da takip etmesi gerekiyor. Burada söylendi. Bir CİMER'e gelen bir şikayet. Ondan sonra CİMER'in önemi ortaya çıkıyor. İki, bizim dezenformasyonla mücadele merkezi iletişim başkanlığının şu anda, bakın şu anda ben bütün herkese söylüyorum, sadece AK Parti bugün işte siyasetin dışında olarak söylememiz lazım, iletişim başkanlığının yaptığı dezenformasyonla mücadele bültenlerini insanlara anlatsalar yapacakları şeylerin %80'ini yapmış olurlar. Neden? Çünkü biraz önce söylendi, o bir partinin lideri toplumun değer yargılarını yok etmek. Burada öğrenilmiş çaresizlik anlatılmaya çalışılıyor. Bakın İran işte Yahya Sinvar'ın şehit edilmesinde bir örnek verdi. Dedi ki bakın Saddam yakalandığında o Amerikalı bilerek yapıldı bunlar. Evet. Onun oraya girmesi de biliniyordu. Diğer şeyler de biliniyordu. Ama onu aşağıla itibarsızlaştırmak için aynı şekilde Kaddafi itibarsızlaştırmak için, toplumda insanları itibarsızlaştırmak için onları farklı bir şekilde yok ettiler. Ama Yahya Sinvar'ın şehit olmasında İsrail kendi ayağına sıktı belki de orada.
onu bir kahraman halinde olduğunu gösterdi. Şu anda şunu diyelim sonuç olarak. Bizim devletimizin yaptığı işleri itibarsızlaştırmaya çalışan kim varsa lütfen bundan uzak dursunlar. Peki. Hastaneleri eğer biz bu seviyeye getirmeseydi, yani o özel hastaneler işte Kılıçdaroğlu'nun söylediği, ya bu kadar hastaneye niye gerek var? Bu havaalanına niye gerek var? Vesaire gibi şeyler. Bunların şey, yani bu siyaset değil ama. Evet, anlıyorum sizi, konuyu toparlamaya çalışıyorum. Yani. Konunun işte buraya getirilmemesi için devletin çok ileri seviyelerde işlemler yaptığını, bunu birileri itibarsızlaştırmaya çalışmak için, itibarsızlaştırmak için FETÖ üzerinden, PKK üzerinden. Son olarak şunu söyleyeyim. Biz bu FETÖ'nün devlete verdiği en büyük zararın aslında işte biraz önceki mesela Ersan'ın söylediği o pilotlardan birisi de benim. Evet. Yani şey olarak devre dışı bırakılmaya çalışılanlardan bir tanesi. Neden? Kendi istediklerini orada tutmak. Ama sonucunda şu oldu. FETÖ ve PKK para kaynaklarına ulaşmak için böyle yollar izliyor. Onu söyleyeyim. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi önemli olan bir nokta da Ersan Hocam da hatırlattı. Teşekkür ederim. Ciddi anlamda aslında Furkan Bey... Bu konuyu kapatacağım, diğer konuyu açacağım, ondan sonra reklama gideceğiz. Sadece Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendiren bir konu değil. MASA'da ilgilendiren, emniyeti de ilgilendiren ve Adalet Bakanlığı da bu devrede zaten açıklamalarda bulundu. Bayağı büyük bir kol çalışmasıyla sonuçlanması gereken bir konu. MASAK bu konuda hastanelerin, belki de hemen hemen hepsini, özel hastanelerin denetlemeli. Yani 19 tane hastaneyle anlaşma yapıldı. Tamam, hiçbirisine itham etmiyoruz ama hepsinin denetlenmesi gerekiyor. Farklı yollardan, illa çocuk ölümleriyle olması gerekmiyor. Farklı yollardan dolandırma işlemlerinin de ortaya konulması gerekiyor. Bir diğer ayrıntı bu, mesela bu bahsi geçen şahsı affeden de eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'miş. O ortaya çıkmış. Mesela gibi. Bir doktor arkadaşım mesaj göndermiş şimdi. Diyor ki bir hastane, ismini söylemeyeceğim. Günde diyor 5-6 tom aynı hastaya 5-6 tomografi çekiyordu diyor. Yıllarca SGK sömürüldü diyor. Yani çok yönlü olarak sadece yeni doğan değil, yetişkinlerde de bütün bunların hepsine bakılması gerekiyor. Eğer bu sadece yeni doğan üzerinden konuşulur giderse, sağlık alanında bizim yeniden bir atılım yaparak bu kokuşmuşluğu çemizlerini çok zor. Mesela bazı üniversitelerde hep giden hastalar vefat etti. Bu operasyon bölgesindeki hastalar mesela. Evet. Dicle Üniversitesi vesaire gibi yerler. Çok buradaki doktorların tamamının kontrol edilmesi gerekiyor. Son zamanlarda da yeniden şöyle bir şey söyleniyor. İşte öldüğünden bahsedildi FETÖ elebaşının falan ama... Ben bir cümleyle bitireyim. Bir türlü ölemedi. Herkes bir gün yalanlıyor, bir gün şey. Tabii ki. Bir cümleyle söyleyeyim. Bu tür durumlarda istismar edilen insanların, yani örgütün kucağına düşen insanların birincisi kendilerini, ikincisi ailelerini, üçüncüsü kurumlarını, dördüncüsü milleti ve devleti, devleti ve milleti kurtarmak için kendileri bu tür konulardan uzak durması gerekiyor. Kesinlikle. Yoksa kullanılırlar. Kesinlikle. Karlov'u öldüren polis memurunun durumunu ifade ediyorum yani. Kesinlikle. Kullanılırlar. Peki, bir diğer noktayı da söyleyerek reklama gidelim. Ondan sonra da deprem konusuyla başlayacağız Furkan Bey. Özellikle sadece Ersan Bey'in de ve diğer konuklarımızın da söylemiş olduğu gibi değerli izleyiciler, sadece çocuklar, yeni doğanlar değil, bu durumda kullanılabilecek olan büyüklerimiz de var, yaşlılarımız da var, kanser hastaları da var, kronik rahatsızlıkları olanlar da var. Hepsi Sağlık Bakanlığı'nın denetimiyle, MASAK'ın denetimiyle, İçişleri Bakanlığı'nın denetimiyle, Adalet Bakanlığı'nın denetimiyle aslında ele alınması gerekiyor. Doktorlarımız baş tacı, hiçbirisine güvenimiz eksilmiyor. Fakat güven tedbire mani değil diyelim. Kısa bir araya gidelim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Yine siyaset üstü bir konuyu dile getireceğiz. Efendim, son bir haftadır, yaklaşık 10 gündür özellikle 6 Şubat depremlerinden sonraki bulunan bölgede fay hatlarının yine aktif olduğu ve uzmanların belirtmesine göre de bu aktif fayların ciddi anlamda 3-4 yıl daha süreceği, daha sonra pasif hale dönmesinin beklendiği belirtilmişti. Deprem uzmanları ve jeofizik mühendislerinin söylemine göre efendim.
Şimdi bu büyük depremler, büyük artçı şoklarda deprem noktasında etkileri de olabiliyor. Bu bölge ciddi anlamda bugün de herhalde Kahramanmaraş'ta yine bir sallanma oldu. Deprem kendisini unutturmuyor değerli izleyiciler. Ve değerli arkadaşlarım, özellikle haber merkezindeki muhabir arkadaşlarımla özellikle bu binaların çökme konusu gündeme geldiğinde gerek Furkan Taş gerek Serkan Okur haberi takibe gittiklerinde kendileriyle konuşuyorum. Özellikle konuşuyorum çünkü İstanbul çok ayrı bir yer Türkiye için ve ekonomisinin lokomotifi olan bir nokta. Dedikleri şeyler gerek Furkan'ın gerek Serkan'ın çok dikkat çekici. Zemin kontrolü yeni inşaatlarda, yeni inşaat yapıyoruz ya. Bakın zemin kontrolü sıkıntılı olabiliyor hala. Ondan sonra inşaatlarda hala aynı eğitimlerin görülmediği, tamam denetlemeler belki oluyor ama bu denetlemeler devamında nasıl yapılacak? Onların devamı nasıl gelecek? Bunlar ayrı ayrı soru işaretleri. Depremler ve büyük artçı şoklar ciddi anlamda yıkıcı etkilere de sahip olabiliyor. Tabii ki bunun daha ileriki boyutu konut sorunları tabii ki haliyle. Konut piyasasına etkileri bunlar şu anki ikinci bölümde konuşacağımız konular değerli izleyiciler. Şimdi Furkan Bey, büyük depremler özellikle 6 Şubat depremlerinin etkilediği bölgeye baktığımızda o fay hatlarının olduğu bölgede devam ediyor. Hasarlı binaların bir kısmı yıkıldı. Bir kısmı orta hasarlı binalarda maalesef o bölgede yaşayan arkadaşlarımızdan hatta yetkililerden aldığımız, belediye yetkililerinden aldığımız bazı şeyler var, bilgiler var. Şok edici. Yıkılmasına karar veriliyor, vatandaş itiraz ediyor. Yani daha dersimizi alamadık mı? Ben orada Adıyaman'da ve Hatay'da bulundum. Geçen sene de yıl dönümünde Hatay'a gidip bir belgesel çektik. Son halini de gördük. Şey var bir kere yani konteyner kentlere hemen hemen herkes taşındı ama konteyner kentler çok sıkıntılı. Bu yüzden vatandaşlar biz gittiğimizde en azından artık bunu almış durumdaydı. Isınmakta sorun yaşıyorlar. Elektrik sisteminin sürekli çöktüğünü söylüyorlar her yağmurda. İşte su gibi çeşitli temel ihtiyaçların karşılanması konusunda o konteyner kent bölgelerinde bayağı sorunlar var. Bu gibi meselelerden dolayı muhtemelen insanlar artık orta hasarlı da olsa evlerinden çıkmak istemiyorlar ama falan. İtiraz noktası yani sonuçta deprem anındaki o hissiyatı hepimiz yaşadık. Evet, oradakiler yani, hatta hepimizden daha fazla yaşadılar. Yani buna rağmen itiraz noktalarının oluşması devlet elinden geleni yapmaya çalışıyor. Şimdi hakkını vermemek lazım. Ben asla hakkını yemem. Yememek lazım. Çünkü yani. İlk bir haftayı tamamen deprem bölgesinde geçirdim. Orada açıkta yattık yani hani. Evet. Sokakta yattık kalktık. Ve şeyi gördüm yani devlet hakikaten bütün gücüyle geldi. O dönem hatta hatırlarsınız birçok muhalif medyada burada devlet yok diye propaganda yapılırken ben orada azıcık çeken bir internetle hangi devlet kurumlarının geldiğini teker teker kameraya çekerek hani devlet yok diyordunuz diye teker teker gösterdim. 18-20 tane kuruma ait hem araçları hem personelleri hem arama kurtarma ekiplerini tek tek görüntüledim. Ve o algının kırılmasında ciddi etkim oldu sonrasında da. Fakat işte şey var devlet ne kadar orası için uğraşsa da burada 7 tane 8 tane şehrin yani yıkılmasından ve dümdüz yani. Edilmesinden bahsediyoruz. Ben Hatay'a yani. Birinci senede gittiğimde şey gördüm dümdüz bir şehir yani şey yok bina yok. Ve yeni yapılacak binalar eski şehir merkezine değil daha sağlam yerlere yapılıyor. TOKİ tarafından dolayısıyla eski şehrin olduğu yer koskocaman bir boşluktan ibaret artık. Sadece enkaz yığınları var. Onların da çoğu toplanmış götürülmüş. Bu kadar geniş bir yıkımı yani isteseniz de bu kadar hızlı yapamıyorsunuz. Şimdi burada bir denge var. Devlet elinden geleni yapsa da yetişmeyen bir durum var doğal olarak. Hatta biz o dönem hesaplamıştık yani dünyadaki bütün demir çeliği alıp oraya yığsanız bile bir senede bitmiyordu yani. Bir de böyle bir ham madde meselesi de var yani siz yapmak isteseniz de ham madde yetişmeyebiliyor falan. Ama öte yandan da şunu görüyorum orada yaşayan insan için de çok zor bir senedir konteynerde yaşamak falan. Tabii ki yani. Yani 3-4 kişi bir tane konteynerin içinde bazen 6-7 kişi yaşamak zorunda kalıyorlar. Şeyden sürekli bahsediyorlar ısınmakta sorun yaşadıklarından. İşte her yağmur yağdığında elektriğin saatlerce kesildiğinden ki bugün İstanbul'da 3-4 saat elektriğimiz kesilse çok büyük bir problem oluyor bizim için artık gibi.
İşte bu bütün denklemlerin arasında tekrar deprem yaşamamız yeniden bu konuları gündemimize getirdi. Özellikle de İstanbul meselesini yeniden açmış bulunuyor. Çünkü İstanbul'da yaşanacak bir deprem demek şu anki vaziyette yaşanırsa, ki Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz bu konuda çok eleştiriliyor ve haklı olarak eleştiriliyor. Hala bir kentsel dönüşüm konusunda adım atmaması sebebiyle. İstanbul'da yaşanacak bir depremin sonucu Türkiye'nin yıkımı demek. Ama şu anki duruma bakalım. Arkadaşlarımızın da söylediği gibi ufacık bir yağmurda, toprak kaymasında bina evet. çökebiliyor. Bir inşaat yapıldığında bir titreşimden dolayı binalar çökebiliyor. Balkonlar çökebiliyor. Her türlü şeyi karşılaştık ya burada. Her türlü şey var. Bir de işin kötü tarafı, yani İstanbul'da bir yıkım olduğunda birincisi yollar hiç müsait değil. Buradan insan İlk yardım olsa ulaşacak, doğru. Yani deprem kritik planı kurtulanlar için çok kötü. Yani ölenler muhtemelen yaşayanlara göre çok daha şanslı olacaklar şu açıdan. Çok sert bir cümle değil mi? Çok sert bir cümle, işte bu etki yaratsın diye biraz da söylüyorum. Sebebi şu, hayatta kalacaksınız, bir süre sonra gıdaya erişemeyeceksiniz, suya erişemeyeceksiniz. İstanbul'dan kaçmak istediğinizde, çıkmak istediğinizde çıkmakta zorlanacaksınız. Çünkü muhtemelen mevcut yolların hepsi enkazlarla yığılı olacak. Çıkmak için tek şansınız yürüyerek çıkmak olacak. İnsanlar ilk şokta şunu yapıyorlar, Adıyaman'da gözlemledim. Cesetlerini alabilmek için enkazın başında bekliyorlar çok uzun süre. Yani 15 gün, 1 ay cesedim çıkarılsın alıp gideyim diye. Onu bekleme durumunda İstanbul'a dışarıdan gıda getirmek de çok zor olacak. Buradaki insanlara gıda yetiştirmek de çok zor olacak. Evet, orada 8 şehir sıkıntı yaşadı ama asıl yıkımın yaşandığı yerler Hatay, Maraş ve şeydi. Evet. Adıyaman'dı. Belli bir oranda Gaziantep'ti. Oradaki yıkımın Malatya. Çok daha büyük çapta olanını göreceğiz İstanbul'da. Çok evet. daha fazla insan sokakta kalacak ve buraya gelecek yollar ve onların içeriye dağıtılması inanılmaz sorunlu olacak. Yani evet. 3 tane köprümüz var, 2 tanesi şehrin içinden geçiyor. Buraları kullanacaksınız, bunların önü yıkık mı olacak, buralarda enkaz olacak mı, enkazların kaldırılması falan çok büyük mesele olacak. Güvenliğin sağlanması, acaba diyorum, hani şöyle senaryolar aklıma geliyor, korkutmak da istemiyorum insanları ama bir süre sonra gıdasızlıktan acaba insanlar kanibalizm gibi şeylere yönelebilir mi diye de şey yapıyorum, endişe ediyorum. Yani birbirlerini öldürüp gıda ihtiyaçlarını giderme gibi, çünkü dünyada böyle olaylar da görülmüş, çeşitli uçak kazalarında kurtulan yolcular bir süre sonra gıda bulamayınca yolcuların arasından birisini öldürerek. Yani bu korkunç senaryolara yaşanmaması için bizim bir an önce bunun önlemini almamız lazım. Ve bunun şöyle söyleyeyim, mesela Ümraniye bölgesinde çok büyük binalar yapılıyor kentsel dönüşüm adı altında. Ben yeni binaları seviyorum. Çünkü en azından depreme dayanıklı ve çökmeyecek. Ama şimdi mesela çökmeyen binaları bir kenara koyalım. Ciddi bir nüfus var bu binaların içerisinde. Çünkü işte rezidanslarda binlerce daire oluyor falan. Bu arada deprem uzmanlarının sağlam binadan kastı içinden sağ çıkılabilecek bina. Evet. Yani. Öte tarafta 50 yıllık 60 yıllık binalar var ve bu rezidansların etrafını böyle çevirmiş durumda. Yollar çok dar. Bu binalar muhtemelen E5'e yıkılacak. E5'e ulaşabileceğiz mi? Efendim? E5'e bir depremde ulaşabileceğiz mi sizce? Çok zor yani bence. Yani ben şöyle düşünmeye başlamıştım. Özellikle Adıyaman'a ve Hatay'a gittikten sonra döndüğümde İstanbul'da nasıl depremden kurtulunur diye. Yani olabildiğince işte Ümraniye, Beykoz gibi bir yerde yaşayıp deprem olduğu anda çıkıp yürüyerek İstanbul'dan uzaklaşmak lazım. Başka yapabileceğiniz hiçbir şey yok yani. Kalırsanız büyük bir hayatta kalma mücadelesinin ortasında kalacaksınız ve belki daha sonrasında çıkma şansınız da olmayacak. Olabildiğince depremde yıkılmayacak binaların olduğu bir bölgede yaşayıp deprem yaşandıktan sonra da her şeyi geride bırakıp yürüye yürüye Anadolu'ya gitmek. Yani başka bir çıkar yol bulamadım hakikaten. Ben bunu biraz da şunun için dile getirdim. Yani bu senaryoları gerçekten güzel özetlediniz ama kentsel dönüşüme nedense hala etki edemedi. Yani bunun çok büyük oranda sebebi şu. İstanbul seçimlerinde Murat Kurum'un kampanyasını tutmama sebebi de buydu aslında. Murat Kurum çok büyük bir kentsel dönüşüm kampanyası yaptı. Ama teknik olarak İstanbul'daki seçmenin çok azını ilgilendiren bir meseleydi. Neden? Çünkü çoğumuz ev sahibi değiliz. Kiracıyız zaten İstanbul'da. Hı hı. Yani bu ev sahiplerini ilgilendiren bir mesele.
Ve ev sahibi evinin yenilenmesiyle ilgilenmek istemiyor. Zaten orada kiracı oturuyor. Peki şöyle bir şey çözüm olabilir mi? Evin kiralanabilmesi için sağlamlık raporu. İşte sağlamlık raporunu okul geçtim. Kanesi. Eğer ki o bina... Bir kere şunu kesin getirmek lazım. Şu anda sadece o binada belli bir sayıda insan kabul ederse o binanın çürük olup olmadığına bakılabiliyor mesela. Kanunda böyle. Bir kere zorunlu depreme... O değişmedi depreme... mi hala? Efendim? O değişmedi mi hala? Bildiğim kadarıyla değişmedi. Hala bu şekilde yapılabiliyor. Yani kentsel dönüşüme girmek isteyen bina sahipleri işte yarısından fazlasının toplanması gerekiyor. Bunlar talep ediyorlar, gelip bakılıyor. Bina çürükse kentsel dönüşüme giriyor hala diye biliyorum. Bunun bir kere kesinlikle değiştirilmesi bütün binalara, yani deprem yönetmeliği değişmeden önceki bütün binalara dayanıklılık testinin yapılması ve aynen şu anda zorunlu tuttukları gibi dayanıklılık testi yapıldıktan sonra çürük olan binaların da belli bir süre içerisinde kesinlikle yıkımının yapılması, yıkımının yapılmayanın devlet veya belediye tarafından yıkımının yapılması gerekiyor. Eğer dediğiniz gibi zorunlu olsaydı bugün depremde yıkılacağını düşündüğümüz binaların çoğunun testleri yapılmış olurdu ve yıkımına gidilmesinin başlanması gerekiyor. Şöyle bir şey yapıldığını biliyorum. Eğer belli bir yüzdeye bakılmıyor artık, devlet bir süre veriyor. O süre içerisinde kendisi alıyor. Daha uygun bir rakamı alıyor. O yıkım kararı verilenler için. Yıkım kararı evet. Verilenler için değil mi? Diğerleri için. Bütün binalara yapılması lazım bunun artık zorunlu olarak. Çünkü biliyoruz ki bunların çoğunda deniz kumu gibi şeyler kullanıldı. Zeminleri çok şey, işte kullanılan demirler muhtemelen çok ince ve aslında uygun olmayan demirler falan. Ben şeyden biliyorum, Üsküdar'da oturduğum eski bina vardı. Yani depremden sonra ve zemin kattaydı. Orada bir havalandırma deliği açmak istedik duvarda ve böyle parmağımızı dokununca döküldü duvar. Yani o evin ayakta kalma şansı yok ve o eve hiçbir test mest yapılmadı mesela. Şu anda halen o bina duruyor ve muhtemelen depremde böyle yere yapışacak. Sandviç. Dümdüz sandviç olacak. Ve ben oradan hemen çıktım birkaç ay içerisinde fırsatını bulup. İstanbul'da çok ciddi miktarda evin halen böyle olduğunu düşünüyorum. Burada bir kere belediyenin bütçeyi artık reklam yerine deprem dönüşüm, kentsel dönüşüm meselelerine ayırması lazım. En önceliğinde bence bu test mevzusuna vermek gerekiyor. Yani devletin bunu artık bir zorunlu hale getirmesi, 6 ay veya 3 ay gibi kısa bir sürede bütün binalarda bu testlerin yapılıp hangilerinin çürük, hangilerinin sağlam olduğunu ortaya çıkarılması lazım. Son olarak da şunu sormak istiyorum özellikle. Bizim şu anda İstanbul'a baktığımızda oturum olmayan çok fazla bina var. Evet. Yani yapılmış ama oturum yapılmıyor. Bunlar kentsel dönüşüm için değerlendirilemez mi? İşte orada şeyi değiştirmeniz gerekiyor. Serbest piyasa ekonomisinden komple çıkıp komünizme geçmeniz gerekiyor. Devletin bunu zorunlu yapabilmesi. Yani en azından yani... Özel mülkiyet olduğu için karışıyor. Özel mülkiyetten devlet belli bir noktada alıp kentsel dönüşüme kadar kiralama boyutunda olabilir. Verdiği desteği o tarafa sağlasa gibi düşündüm de. Yani insan çözüm arıyor o yüzden. Yani aslında doğru, biz burada oturup çözüm arıyoruz ama biraz da siyasetçilerimizin sanki bu konuda oturup çözüm araması gerekir diye düşünüyorum. Valla çözüm arayanlara engelleme olmasa evet. Zaten olacak bazı aynen. Şeyler de o noktada. Ciddi anlamda sıkıntılar bekliyor. Çünkü deprem uzmanlarının, profesörlerin verdiği rakama göre kimseyi korkutmak amacıyla yapmıyoruz bu söylemi ama %40'ların üzerine, 47'lerin üzerine çıktığını söylüyor. Naci Görür mesela depremin yaklaştığıyla ilgili. Şimdi Yunus Bey, kentsel dönüşümle ilgili ve konut piyasasıyla ilgili depremin etkisi çok büyük. Dünya yüzeyinde de büyük gerçi ama Türkiye'deki kadar etkilemiyor. 6 Şubat depremlerinden sonra şunu dahi gördük biz bu ülkede. Yani fırsatçılığın getirdiği tabloyu göstermek için söylüyorum bunu. İşte 2000 sonrası binalardaki fiyatlar birkaç misli arttı. Yani yapıya o şeye uygun, denetime uygun binaların çoğu 2 katını 3 katını arttı. Halbuki daha ucuzlaması gerekmiyor muydu? Hayır, tam tersine. Çünkü deprem bir demografik yapıyı da değiştirmeye vesile oluyor. Evet. Göçlere vesile oluyor en yakın illerde. O göçler belki 2-3 katına kiraları arttırabiliyor yoğun talepten dolayı. Şimdi konuya girmeden önce Furkan Bey'in ifade ettiği çözüm anlamında belki espri olarak söyledi ama sanki bir çözümsüzlük yokmuş gibi bir durum çıkıyor ortaya. Serbest piyasa ekonomisinden çıkılması gerekir söyledi. Komünizm sistemine geçilmesi anlamında.
Tabii serbest piyasa ekonomisi adilane bir şekilde tatbik edilse, adı serbest piyasa ekonomisi ama uygulanan kartellerin, törslerin paylaşımı oluyorsa ve tam bir liberal politikaların egemenliğinde ve nüfusun benim sık sık bu son zamanlarda özellikle zikrettiğim azgın zalim kesimine hizmet ediyorsa, sermayeyi onlar kontrol ediyorsa toplumsal birçok sorun kaçınılmaz olarak çıkıyor. Şimdi deprem konusu bana göre tamamen bir milli güvenlik politikasıdır. Bu konu depremin sıcaklığı anında farklı siyasi yapılar halka mesaj verme anlamında bu siyaset üstü söylediler ama aradan zaman geçtikten sonra hep tamamen yine siyasete dönüyor. Siyasal tutum ve davranışların içerisine girdiler. Şimdi mesele İstanbul üzerinden konuşuyoruz. Hakikaten İstanbul hem ekonominin hem Türkiye'nin kalbi. Bu bağlamda büyük şehirlerin oluşumuyla ilgili izlenilen politikalar, cazibe merkezi haline getirilmesi ve bu şehirlerin özellikle deprem kuşağı bölgelerinde olması gerçek anlamda bu milli güvenlik politikasını oluşturuyor. Dolayısıyla bu hükümetin elbette sorumluluğunda olmakla birlikte bizim deprem olduğunda gündeme getirdiğimiz bir konu vardı. Ve şunu söylemiştik ve önermiştik. Hatta 18 maddelik gibi hükümetimize bir takım önerilerde bulunmuştuk. Bu önerileri gerçekleştirme anlamında yapabilecekleri vardı. Ama yapma konusunda da bazıları kritik bir sıçrama ve ciddi anlamda yine serbest piyasa ekonomisi içerisinde devletin sosyal devlet olma niteliğini birinci derecede aktif kılarak vatandaşını da mağdur etmeyecek şekilde bir planlama etti. Detaylarına girmeyeceğim ama teyit ifade edeceğim noktalar var. Bunun yapılabilmesi için de mutlak anlamda bir deprem bakanlığının kurulmasını önermiştik. Evet, evet. Gündeme kesinlikle gelmiş, bir deprem bakanlığı kurulması gerekir. Şimdi eğer hala oranın İstanbul depremiyle ilgili oranın %47'lere yükselmesini ilim adamlarımız söylüyorsa, ilim adamlarımızı depremin sıcağında belediyelerimiz bazı panellerde konuşturup daha sonra bu konulara ilgi göstermiyorsa, kentsel dönüşümü, artı bir şey daha söyleyeceğim, kentsel dönüşüm değil de bu işe bir şehirsel dönüşüm anlamında bakılmazsa istediğimiz neticeyi alamazsınız. Hele hele şu andaki kentsel dönüşüm felsefesiyle, anlayışıyla İstanbul'un yapılanması, İstanbul'un depreme karşı hazırlanması mümkün değil. Sayın İmamoğlu özellikle deprem bölgesine gittiğinde kendisine gösterilen, sağlam diye gösterilen bir bina vardı. O binada deprem karbon takviyesiyle, şöyle söyleyeyim, bir film kaplama gibi karbon takviyesiyle kolonların güçlendirildiğini ve bu güçlenilen kolonlardan dolayı bu bina ayakta kaldı denmişti. Ve kendisi İstanbul'a geldiğinde böyle talihsiz bir açıklama yapmıştı. Enteresandır, kendisi de müteahhit olduğu halde demek ki hala eski şeylere kalmış. Diploması. Evet. Şimdi bakın, bu deprem konusu üzerinden asla bir siyaset yapılamaz. Kesinlikle. Ve hiçbir belediyenin inisiyatifine de bırakılacak bir alan söz konusu değildir. Az önce vatandaşlarımızın bir takım endişelerinden dolayı devletimiz bir yere yıkmak istiyor, bir takım tespitler yapıyor. Vatandaşımız müsaade etmiyor deniyor. Evet, vatandaş niye müsaade etmiyor biliyor musunuz? Çünkü vatandaşımız can sorununundan daha çok barınma sorununu öne çıkartıyor. Evet, evet. Bakın, bu çok önemli bir tehlikedir. Şimdi siz ne yapacaksınız? İktidar, muhalefet, kimin ne birikimi varsa ortaya koyacak. Hatta yok şimdi, yani bunu da açık açık söylemek lazım. Biz bugüne kadar, ben özellikle kentsel dönüşümle ilgili önerilerini, şehir felsefelerinin muhalefetinle iktidarın çözüm anlamında aynı şeyleri 3 aşağı 5 yukarı söylediğini biliyorum. Biri yapıyor, biri yapmıyor. O işin ayrı bir tarafı. O ayrı, evet. Ama
Burada şehir felsefesinin de değişmesi gerekiyor. Çünkü biz... Dikeyden kurtulmamız lazım. Kesinlikle biz bir deprem kuşağının üzerindeyiz. Hı hı. Büyük şehirlerimiz bu kuşağın üzerinde kurulmuş. Dolayısıyla siz bu şehirleri kurtaracak bir gözle yeni bir paradigma ile bakmanız lazım. Yeni bir şehir paradigması oluşturmanız lazım. Şimdi, burada şunu da belirtmek istiyorum. Araştırmalarınızdan kaynaklı olarak söylüyorum bunu. Bu konuyu da derinlemesine 6 Şubat'ta konuşmuştuk sizle bir programa geldiğinizde. Evet. Oradan hatırladığım kadarıyla. Türkiye'de bina karakteri diye bir şey var. Betonarme. Ya, panel duvara geçiş çok mu zor? Hayır, zor değil. Hatta ahşap yaşam alanlarına, ahşap evlere geçmek de son derece kolaydır. Özellikle bu sektörde oluşmuş olan bir kartel var, beton karteli var. Bunlar bir dayatmadır. Yani ağaç eve geçsiniz, işte ağaçlarımız yeterli değil diye bir takım örnekler de veriliyor. Avrupa'da, Kanada'da, Skandinavya ülkelerinde bunları yalanlayacak çok somut örnekler var. İnsanlarımızın yaşam alanlarını siz 250 metrekare bir ev, 300 metrekare bir bahçe olarak rahatlıkla kurabilirsiniz. İstanbul sayıyor, ölçülmüş. Bütün bu nüfusumuzu Muş, evet, ilimize 350-400 metrekare bahçesi olan bir alana sığdırabilirsiniz. Evet. Yani ülkemizin başından bir başına bir ip çizgisini çekin. Bütün nüfusu çok rahat bir yaşam alanları olarak oluşturabilirsiniz. Şimdi bakın, haritayı verdi arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Siz adeta bir deprem bölgesinin içerisindesiniz. Evet. Bir İç Anadolu bölgenizde bunlar biraz seyrek. Şimdi bu bölgedeki bütün yerleşim alanlarını siz orada yapıları, aha, güçlendirerek mi tedbir alacaksınız? Hayır. Peki. Kullandığınız beton kaliteleri zaten denetleyen firmalar arasındaki orada yapılan yolsuzluklar, orada o betonların kalitesinin gecikmesi. Bölge olarak göstermek isterseniz şey de yapın. Yok yok, gerek yok. Burada sadece çizgi üzerinde anlaşılıyor zaten. Bu şehirlerin mesela tamamen taşıması mümkün değil. Evet. Ama siz en azından 30'a yakın, 30'un üstünde büyük şehirlerimiz var. Yani nüfusun yoğunlaştırıldığı yerler var. Bu şehirlerimizi hafif nüfus anlamında hafifletmeniz gerekiyor. Yani İstanbul'da bir kentsel dönüşüm yaptığınızda nüfusu engellemiyorsunuz. İstanbul'un trafiğini engellemiyorsunuz. Siz hele hele nüfusu bir de hem arzuladığınız ama yapamadığınız, çünkü alanınız yok. Şehri planlamasıyla beraber yapın. Ve tabii şimdi zaten İstanbul yeniden planlanması gerekir. Yani mevcut yapıların üzerinde siz orada bahsetmiş olduğum 300 metrekare bir alanı İstanbul gibi bir alana veremezsiniz. Evet. Ama çok rahat bir yaşam alanları, özellikle emeklilerden başlamak, hı-hı, kaydıyla, hı-hı, bir sosyal devlet olgusuyla bu projelere başlarsanız Türkiye'nin istihdam denilen çok büyük bir sorunu çözersiniz. Yani siz 19 tane, benim hesapladığım 19 tane yeni şehri siz 30 küsür büyük şehirlerimizden çıkardığınızda, il sayınızı 100'e çıkardığınızda adeta çok şikayet ettiğimiz köy nüfusunun da şehir merkezlerine yoğunlaşmasından kaynaklanan şehir problemlerinin de önüne geçersiniz. Yani bu deprem size yeni bir şehir felsefesiyle yatay bir şehir anlayışı ve üreten bir şehir modellemesini oluşturursunuz. Ekonomiyi bütün Türkiye'ye yayma noktasına yayarsınız. Ve tabii burada siz önceliği de iletişimi ve lojistik desteklerini, çevresinde iş alanlarını, OSB'lerinin, iş sahalarının kurulmasını çok rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Ben buna Büyük Türkiye Kalkınma Projesi diyorum. Yani bu yapılamaz diye bir şey yok. Şimdi biz bunları söyleyince tabii insanların aklında rakamlar geçiyor. İşte bu bahsetmiş olduğunuz konut stokunun karşılayacak kaynak nereden olacak? 10 tane ilimizde böyle bir deprem oldu. Hükümetimiz şu anda ekonomide hala aynı sıkıntıları çekiyor. Maalesef. İşte biz orada da hükümetin burada bahsetmiş olduğumuz konunun, deprem meselesinin milli bir konu olduğunu ekonomi söylerken, siz bu işleri yapacağınız para konusunun da milli bir konu olduğunu görmeniz lazım. Şimdi benim hükümetim, milli iradeyi temsil eden hükümet, bugün halkına vaat etmiş olduğu hizmetleri yapabilmek için
sürekli bir borç çarkının içerisine giriyorsa ve evet. borçlanıyorsa... Bakın Zeyd'e teşekkür ediyoruz evet. bu araştırmayı hemen. Teşekkür ederiz. Tek katlı bina üzerinden tüm Türkiye yapılırsa bu kadar... 300 metrekare bahçesi evet. kendisini besleyebilecek kadar ekip evet. biçebileceği alanı bütün nüfusu buraya... 8650 kilometre. Evet. Bütün Türkiye'yi yerleştirebiliyorsunuz. Yani. Kesinlikle. Şimdi zengin topraklarımızın verimliliğini de siz arttırırsınız. Yani insanımızı topraklarımıza büyük bir planlama, yani devlet planlama teşkilatının yeniden revize edilerek çok ciddi bir yapılanmayla bir milli projeye dönüştürürseniz, tabii bunu bir 5 yıllık değil, 10 yıllık değil, tabii. 25 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık planlamalar yapmak kaydıyla. Nüfus artış hızına göre. Çünkü siz yeryüzündeki bu tektonik hareketleri kesemeyeceksiniz. Dolayısıyla o zaman siz yerin üstünde bir takım tedbirler almanız gerekiyor. Şimdi onu devam edelim. Hükümetin bu bağlamdaki önüne çıkacak olan maliyetleri finanse etmesi için, çünkü inşaatları yapmak için herhangi bir ithalata kesinlikle ihtiyacımız yok. Yok. Sizin teknik bilginiz, malzeme bilginiz, İnsan kaynağınız, bunlar var. Sadece eksik burada bir ortak kuvayi milli ruhuyla bu meseleye bakıp bütün siyasi yapılara bunu kabul ettirip özellikle sivil toplum örgütlerini de bu meseleye birlikte dahil etmektir. Siz burada finansal bir vatandaşın özgüveni de kendine kesinlikle gelecek. Çünkü oluyor. Şunu gerekçe olarak, şu devlet olarak şöyle sığırılamazsınız. Adam konteynere bir yıl sen kalacaksın diyorsan bakıyor görüyor. Diyor ki ya kurtulurum belki bir şekilde diyor. Evinden ayrılamıyor. Devlete bu bağlamda devlet bu şekilde bir imkanlar önüne koyduğu zaman özellikle siz bunu emeklilerle başladığınız zaman çok rahatlıkla bu nüfus kayışını yaparsınız ve bakın siz bu aynı... insanların emeklilik hayalini direkt proje olarak koydunuz. Kesinlikle bu yapılabilir. Bakın evet. burada başka bir şey daha söyleyeceğim. Belki hiç konusu değil ama çünkü bunların ülkenin birliği ve beraberliği ve bütünlüğü açısından son derece önemlidir. Osmanlı bazı yerleri fethettiğinde sınırların uçlarına yerleşim alanlarını açardı. Biz şimdi nüfusumuz merkezlere çekildi. Siz nüfusunuzu topraklarınızın güvenliğini sağlama anlamında da oraya taşıdığınız zaman daha sonraki yapacağınız hamleler o nüfusun ihtiyaç duymuş olduğu oradaki istihdam alanlarıdır. Bunu sağlarsınız. Yani bir üniversite bir şehire gittiği zaman bile çok ciddi bir ekonomik katkı oluştururken siz yeni şehir planlamanızda çok daha dehşet bir kalkınmaya sebebiyet verirsiniz. Ki buna da hazır bir sistem var. Evet. Ve özellikle güney bölgemizden şu anda ülkemizi tehdit eden topraklarımızın birliği beraberliğini tehdit eden unsurlara karşı siz o bölgede de bizim sık sık söylediğimiz bir Akdeniz ordusunu nüfus anlamında da yerleştirmiş olur. Kesinlikle yerleştirirsiniz ve büyük bir projenin de önüne o bağlamda geçmiş olursunuz. Zemin hazırlanmış olur. Şimdi evet. burada bakın bu söylediklerim sadece bir karara bakıyor. Gerçekleştirilmesi anlamında. Nasıl bu konulara millilik duygusuyla bakılıyorsa paramızın da millileştirilmesinden sonra hükümetin yatırımların önünde borç meselesini kaldırdıktan sonra sadece büyük projelerin her türlüsünü karşılığı olmak kaydıyla projeye endekslediğiniz zaman Türkiye'nin önüne hiçbir güç duramaz. Siz insanlara refah getirdiğinizde huzur getirirsiniz. Bugün ilk turda yapmış olduğumuz konuşmadaki ve diğer toplumsal olumsuzlukların da birçoğunun önüne geçersiniz. Sosyal patlamaları değil, toplumsal bir huzura milletimizi taşırsınız. Kesinlikle. Bu anlamda şunu da söyleyeyim, bitirmiş olayım. Biz Güçlü Türkiye platformu olarak özellikle diğer sivil toplum örgütlerinden farkımız, hükümetin yapması gereken, atması gereken adımlar ya da eksik bıraktığı yerler neyse bu bağlamda proje üretmek ve bunları hükümetimize ulaştırmak. Bunları aynı şekilde siyaset yapan bütün insanlara ulaştırmak. Kesinlikle. Ayrım yapmıyoruz. Bakın daha geçen gün... Sizin diliniz de hoşuma gidiyor çünkü platform olarak
hep yapıcı bir dille öneri noktasında ve yapılma yöntemini de açıklayarak koyuyorsunuz ortaya. Eyvallah. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Yani kim bir hayra vesile olursa ona ondan bir pay vardır. Buna bir ibadet duygusuyla bakıyoruz. Şu anda ülkeyi yönetmeye talip olan iktidar ve muhalefete de biz bunları söylerken geçen gün Anayol Partisi Başkanı Ali Karakurt'un gösterdiği ilgiyi de en azından bu söylediklerimize bize göstermesini bekleriz. Peki. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Peki. Şimdi Ersan Bey, ciddi anlamda harita ortada ve risk de ortada, yaklaştığı da söylenilen bir noktada İstanbul için acil eylem planı hala revize ediliyor, ediliyor deniliyor ama edilmiyor. Ben bu bölgelerimizi tekrar tekrar geçmiş olsun diyorum. Elinden gelen çaba gösterilsin. Tabii ki öneriler mutlaka yetkililer tarafından dinleniyor ama ben sizinle İstanbul'u konuşmak istiyorum. Gerçekten İstanbul'u konuşmak istiyorum. Çünkü deprem zamanında İstanbul'daki eksiklikleri o kadar güzel özetlemiştiniz ki o hatırımda. Bugün İstanbul yaklaşıyor, depreme yaklaşıyor. Ve yapılacak olan hiçbir çalışma daha tam anlamıyla değil, belki de hiç yapılmıyor. Ya tabii şimdi aslında Furkan Bey de, özellikle Yunus Bey de çok güzel önerilerde bulundu. Dikkatle dinledim kendisini. Ancak bir takım gerçeklerle de yüzleşmemiz gerekiyor. Neydi o gerçekler? Nedir? Yani ben Yunus Bey'in projesiyle ilgili olumsuz bir fikir beyan için söylemiyorum ama bu güzel projelerin hayata gerçekleşmesiyle ilgili toplumsal mutabakatta bir problem var zaten. Şimdi geçtiğimiz yıl 2023'ün Aralık ayında Marmara Üniversitesi'nin 7. Sivil Toplum Çalıştığı diye bir çalıştığında sivil toplum kuruluşları olarak depremde nasıl hareket etmemiz gerekir? Bir de askeri boyutta deprem sonrası neler yapılabilir diye iki ayrı sunum sunmuştum ve o projede depremle ilgili birçok alanında uzman akademisyen dinleme şansı yakalamıştım. Şimdi ben sahadaki bir insan olarak sizinle geçmiş programlarda konuştuklarımızdan ziyade buradaki söylenenlerin sahadaki problemlerini ortaya koyarak nasıl hareket edilebilir üzerine bir öneride bulunmak istiyorum. Şimdi bir defa Fikirtepe örneği var elimizde. Öncesinde şunu söyleyeyim. Toplumda deprem konusuyla ilgili Naci Gür Hoca'nın da ifade ettiğiniz konulara baktığımızda depremle ilgili bir korku pompalayan bir anlayış var aslında şu an medyada. Yani sürekli olarak depremle insanlar yaşanıyor. Geçmişe baktığımız zaman İstanbul'un tarihinde kaç deprem olmuş, kaç yılda bir vuku bulmuş ve bu oranın bize vurma ihtimali üzerine baktığımızda korku pompalayıcı değil, teşvik edici deprem problemlerini gündeme getirmek daha doğru. Yani bizim Akit TV olarak yayın politikamız depremle ilgili her zaman şu oldu. Depremi konuşmuyoruz biz, tedbirleri konuşuyoruz. Çok doğru, çok güzel. İyi bir noktaya aslında değiniyorsunuz. Ancak bunların konuşulması, depremin bu şekilde ifade edilmesi de çözüm önerilerinin sürekli gündemde olmasında sağlayan bir unsur karşımıza duruyor. Şimdi bakın, İstanbul'da 15 Temmuz deprem sürecinden sonra kışlalar il dışına taşındı. Ve çok ciddi anlamda İstanbul içerisinde geniş alanlar, silahlı kuvvetlerin bünyesinde olan alanlar kamunun kullanımına açık hale geldi şu anda. Ve bunlardan bir tanesi hastalığı bir hastane inşaatı yapılıyor şu an, devam ediyor. Belki bitme süreci yakında olacaktır. Ancak Fikirtepe örneğinde gördüğümüz gibi yatay mimarinin, Cumhurbaşkanımız da bunu ifade ediyor, yatay mimariyi teşvik etmesine rağmen Fikirtepe'de son derece birbirine yakın ve dikey ve korkunç bir mimarinin ortaya çıktığını görüyoruz. Beylikdüzü'nde olduğu gibi. Gibi. Dolayısıyla şimdi peki bunlar neden oluşuyor? Çok basit. Halkımız da şehir merkezinden Yunus Bey'in ifade etmiş olduğu tek katlı evlere gitmekle ilgili direnç gösteriyor. Yani bunu TOKİ Tekel'den yapmalı. Bu askeri kışlalarda konutlar inşa etmeli. Ve bu konutları inşa ettikten sonra kentsel dönüşüme sokacağı ve şehirleşmeyi toparlayacağı, düzenleyeceği alanlardaki insanların bu bölgelere taşınmasını teşvik edici bir
aksiyon almalı devlet. Yoksa kendi bölgesinde, yani Fikirtepe'deki mal sahibi, daire sahibi olan insanlar Fikirtepe'den çıkmayı istemediği müddetçe, o zaman devlet ne yapıyor? Fikirtepe'deki bak, inşaat firmaları... Direkt bölgeyi İstanbul'un bölgesine gösterdi. Sağolun Zeyd. Evet. Birinci derece deprem bölgesi olan bölgeler, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Zeytinburnu, Fatih, Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla, Adalar. Yani bizim ana İstanbul dediğimiz yer burada ve evet, asıl problemli olan yerler de yani mimarinin... Yani ülkenin neredeyse %60-70'i burada. Yani. Bak 100 yıllık evet, mimari burada var. Yani 100 yıllık mimari. Yine Başakşehir, Esenyurt, Büyükçekmece gibi bölgelerdeki Esenler'de kısmen aslında kentsel dönüşümle ilgili ciddi bir adım atmış oldu. Birçok alanı dönüştürdü Esenler Belediyesi. Ve bu anlamda da İstanbul'da muhalefetin bile örnek gösterdiği bir yer Esenler Belediyesi'nin kentsel dönüşümü. Evet. Dolayısıyla ne oluyor? Fikirtepe'deki kötü örneği neden vermeye çalıştım? Orada insanlar oradan ayrılmak istemediği için Fikirtepe'deki müteahhit orada binayı depreme dayanıklı bir hale getirmeye çalışırken bir maliyet ortaya çıkıyor. Otoparkından tutun binaların güçlendirilmesiyle ilgili bir maliyet ortaya çıkıyor. Bu maliyetin bir kısmını bina sahiplerine devrederken kendisinin yapmış olduğu birçok maliyeti de bu bina bölgedeki bina sahiplerine verdiği evreden arta kalan daireleri satışa sunarak karşılamaya çalışıyor. Burada esas bence kritik konuya geldik. Müteahhit dediniz, beni orada benden aldınız. Evet. Müteahhit ve inşaat mühendisi. Şimdi müteahhit yatırımcı benim gözümde. Evet. İnşaattan anlamayan adam. Evet. İnşaat mühendisi kararı neden müteahhit veriyor? Parayı veren kararı mı veriyor? Bu her zaman bu geçerlidir. Yani tamam da yani bu can meselesi dedik ya. İşte hani, bunun yani bunlar, bir kanun yok mu? Bunlar yasal düzenlemeyle olacak. Yani bakın devlet bugün ben Elazığlıyım. Ve ben köyümü görmedim hiç. Neden? Çünkü benim köyümü baraj almış. Yani devlet istimlak etmiş. Benim dedem köyden Elazığ'a yerleşmiş. Aynen böyle istimlak edecek devlet. Yani devlet kentsel dönüşümle ilgili alanları istimlak edip bu insanlara şehrin dışında ve deprem bölgesinin dışında olan yerleri yeni yerleşim bölgesi olarak açacak. Evet, evet. Ve bu alanlarda inşa ettiği, TOKİ vasıtasıyla inşa ettiği sosyal konut projesi mantığıyla halka sunacak. Ben inanıyorum ki birçok insan o zaman 50 yıllık, 100 yıllık binasından yeni sıfır binaya taşınmayı gönül rahatlığıyla elde edecek. Bir de istimlak ettiği zaman rant kapısına çevirmeyecek. Örneğin Mecidiyeköy meydanında bir stadyum hatırlarsanız alındı. O stadyumun olduğu yer bir milli park olması gerekirken ranta dönüştü ve oraya devasa binalar dikildi. Evet. Bu anlaşma, bu mantıkla Yunus Bey'in de ifade ettiği ve bütün ekranında konuşulan kentsel dönüşümdeki yeni döneme geçiş ve depreme dayanıklı konutlara ve yatay mimari geçiş asla mümkün olmayacaktır. Evet. Bakalım gelecek günlerde ancak kafamızı vurduktan sonra mı aklımız başımıza gelecek, onu da görmemiz gerekiyor. Tabii Allah onu göstermesin. Allah yani göstermesin. İstanbul gerçekten birbirine elbette, fakat biz yine de bu tehlike uzun olsun diye temenni edelim ve çalışmalarımızı hızlandıralım. Çünkü kesinlikle İstanbul'da, hele şu kırmızı bölgedeki eski İstanbul'da olacak olan bir depremde bir tek araç dahi o tarafa, oraya giremeyecektir yani, Allah korusun. Evet. İşte burada Sayın İmamoğlu'na tekrar sesleniyorum. Hani kitap yazıldı ya benim sevgili başkanım diye. İnanın orada verdiğiniz vaatleri ne olur artık düşünmeye başlayın en azından. Şimdi Sayın Hocam, sizin İstanbul depremi boyutunda kısaca alalım diğer konulara vakit almasın diye. Evet, aslında ben hemen başlayayım. Birincisi ben eğitimim dolayısıyla inşaat mühendisiyim. Evet, evet. Harp Okulu'nda inşaat bölümünden mezunum. İkincisi Kahramanmaraş depreminde Kahramanmaraşlıyım. Üçüncüsü 1999 depreminde İstanbul'daydım. Bunların hepsini yaşadım. Ama ondan öncesinde de İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanı iken pilot olarak depremle ilgili yaşanabilecek sorunlar çerçevesinde biz nerelerde kurtarma yapabiliriz diye helikopter iniş yerlerini hepsine belirledik o zamanlarda.
O bir deprem, helikopter ambulanslardan tabii ki evet. Deprem bazı binalarda işte helikopter iniş yerlerinin yapılması vesaire gibi hususlar. Şimdi deprem dediğimiz zaman birinci husus tabii ki zemindir. Uygun olmayan zeminde yapılması, bina yapılması söz konusu olduğunda orada özel çalışma yapılır ve birlikte proje orada yürütülür. Buna mesela örnek Nuru Osmaniye Camii'dir. Kazıklar yapılmıştır tarihte. Kore kazık. İkincisi o sistem uygulanmıştır. İkincisi Süleymaniye Camii örneğidir. Yapılmadan, inşaata başlamadan önce zeminin bütün çalışması için ben onları incelediğim için uzun bir süre kireç ve diğer şeylerle doldurup ondan sonra inşaata başlanmıştır. Bunları unutmamak lazım. Ama Yunus Bey'in söylediği hususlarda işte yaklaşık 11 bin kilometre karelik bir alan, gerçi 39 milyon Türkiye'de konut var. Bunu işte 3 ile çarptığımızda yaklaşık 3 şey olarak 11 bin 400 kilometre karelik bir alan. Ama burada hemen şeyi hatırlıyoruz. Nüfusla ilgili Demirel'in söylediği bir söz var. 1 milyon nüfus artıyor 1991 seçimlerinden sonra. O zamanlarda şimdi nüfus durdu. İşte. O da ayrı bir sorun. Bunlara iş, okul, yol, bunları nasıl yapacağız? Sadece konut değildir olay. İş yerleri, hiçbir kimse bunu hepsini böyle olması mümkün değil. Dolayısıyla sonrasında tabii şunu da söyleyeyim. Demirel onu söyledikten sonra şunu diyordu. Bana 500 gün verin. 500 günde bunların hepsini çözeceğim diyordu. Ev anahtar. 500 gün sonra 500 gün sonra belki biraz daha sonra 5 Nisan kararları oldu 1994'te. Şunu söylüyoruz. İsterseniz devletin ben burada kısaca hemen şöyle diyeceğim. 6 Şubat şeylerinden sonra özellikle pazar günü Akit TV'de yaptığımız programda şunu söylemiştim ben. Çünkü Kahramanmaraşlıyım. En önemli husus bir, zeminle ilgili sorumlular mutlaka sorumluluğunu alacaklar. İki, neden? Sıvılaşma dediğimiz olay vardır. Bu sıvılaşma zaman içerisinde oluşur. Ya, suyu, hani bir söz var, duvarı nem çürütür, yiğidi gam çürütür derler. O ne olursa olsun işte Furkan Bey'in söylediği deniz kumuysa nem şimdi onunla beraber. İstanbul'un bölgelerine baktığımızda sıvılaşma noktasında veya zemini devamlı sorun olan bölgeler var. Tabii o kırmızı alanlar zaten öyle. Ama burada en önemli olan husus şu. Ama çok fazla da nüfus var. İşte onu söyleyeceğim. Şimdi her ne kadar Fikirtepe projesi eleştirilse de İstanbul gibi yerlerde, dünyanın her yerinde böyledir. Manhattan, işte New York'ta Manhattan, Çin'de Şangay, Yeni Şangay bölgesi, Doğu Şangay, nehrin doğusu. Burada bir konuyu daha, yani ben tabii bazı konuları gördüğüm şeyleri anlatıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın şey yaptığı, ben hemen şöyle şeyden anlatmaya çalışayım. Harita üzerinden. Geldiğinden itibaren o bu bölgelerde siz bir olay yaşandığında yollar kapanır. Dolayısıyla havadan intikaller gerekir. Şimdi Ersan'ın söylediği İstanbul'un hava ambulans sistemi var mı sizde? Nasıl? İstanbul'un hava ambulans sistemi var mı? Tabii şöyle onların hepsini o zaman da hava ambulans sisteminden daha ziyade nerelere tahliye alanları. Şimdi askeri alanlar yanlış anlaşılma olmasın. Ben bütün İstanbul'un da tümen komutanlığında yaptığım için zırhlı tümen komutanları aynı zamanda İstanbul'daki kolordu komutan yardımcısıydım. Dolayısıyla da bu işlerden sorumlu olan kişilerden bir kişi yani yetkili olan diyelim. Biz Esenler bölgesinde Esenler Belediye'mize o 15 Temmuz'da maalesef bir şey olan oradaki TUGAY'ın önemli bir bölümünü Topkule bölümünü ve oradaki kışlanın Esenler'de kalan bölümünü devrettik. Ama onu devrederken şunu söyledik kendilerine. Bakın burada bir ağaçlandırma projesi vardır. Bütün askeri kışlarda. Herkes askeri alanlar yeşil işte o yeşil alanlar almışlar. Hayır. Öyle değildir. Onun amacı nedir?
O şöyledir, bir ağaçlandırma projesi yapılır. O ağaçlandırma çerçevesinde her yıl belli yerler ağaç dikilir. Ben onun tamamının 256 cins ağaçla beraber Tevfik Başkan'a şeyini çıkararak, dosyasını çıkararak hem de dijital ortamda da verdim. Şimdi oralarda mümkün olduğu kadar o ağaçlandırmayı dikkate alarak yapılanmayı yapmak lazım. Tabii ki zemin de sağlam olduğu için orada örnek bir kentsel dönüşüm. Ama kentsel dönüşümde iki tane husus var. Ada bazında kentsel dönüşümü yapmanız lazım. Bazı binalara dikkat edin. Burada bahsedildi. Yeni yapılan binalar, özellikle o işte kentsel dönüşüm yapılı adı altında yapılan binalar kibrit kutusu gibi olduğu gibi yıkıldılar. Neden? Çünkü yandaki binaya zarar vermemek için yeteri kadar derine inemediler. Sağlam yaptı binayı müteahhit, iyi müteahhitler ama yeteri kadar derine inemediği için yıkıldı. Dolayısıyla işe yaramadı. Bizim şu bölgelerin tamamında Fikirtepe örneğinde olduğu gibi ada bazında kentsel dönüşümü yapmamız lazım. Fikirtepe örneğinde ada bazında kentsel dönüşüm yaptığınızda bir şeyi daha sağlayabiliyorsunuz. Onların tamamında yeraltı parklarını yapıyorsunuz. Ve yeraltı parklarını yaptığınız zaman bir defa zemine iniyorsunuz ve orada trafiği de rahatlatmış oluyorsunuz. Ben Sayın Bakanımıza hem İstanbul Belediye Başkanlığı hem de milletvekili çalışmaları esnasında bu konuları tamamını anlattım. Çünkü biz bununla dertlendik. Evet. Hem İstanbul'da dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın o depremi de yaşadığımız için burada nasıl bir şey yapalım da tahliyeler olsun. Bakın Kocaeli depreminde ne oldu? O bölgede ben pilot olarak o dönemlerde orada yani görelim, yapılanlarda bildiğim için Köseköy meydanında tahliye alanı oluşturuldu. Yani ben orada kolordu komutan olduğum zaman da o alan bizim karargahımızdı. Oralar olmasaydı İstanbul'da da işte yapılması gereken şey o alanları, askeri alanları, eski askeri alanları kesinlikle tamamen şeye dönüştürmemek lazım. Ben önceki Mevlüt Başkan'a da bazı konulara ifade etmiştim. Burada tümen komutan olduğum zaman dedik ki Başakşehir bölgesinde olan şu anda yapılaşmamış olan askeri alanları koruyun. Gerekirse olimpiyat için köy yapın vesaire. Ama sonrasında ne yapın? Onları geri tahliye alanları olarak muhafaza edin. Şimdi bu alanları siz şeye açarsanız tamamını, o zaman buralarda işte o bahsedilen helikopter iniş alanları, mesela Atatürk Havalimanı'nın kullanımı ile ilgili çok büyük bu zırva dediğim ifadeleri şey için söylüyorum, o kullanılan ülke şeyi için kullanıyorum ama Atatürk Havalimanı ile ilgili yapılan bütün konuşmalar zırvadır. Oraya Sayın Cumhurbaşkanımız bir pandemi zamanında hastane yaptırdılar. Oradaki pistler artık tehlike oluşturmaya başladığı için, yaklaşma istikametleri riskli hale geldiği için oranın kesinlikle korunması ve kentsel dönüşümde yani tahliye alanı olarak kullanılması çok önemli. Ama diğer alanlarında öyle. Ama sonuç olarak iki tane hususu ben şöyle söyleyeyim. Birincisi, belediyeler geçmiş dönemlerde yer altında yapılması gereken parklar yerine ceza parası alarak o park, yeraltı parklarının yapılmasına yapılmamasına müsaade ettiler. İkincisi, olan depremlerde özellikle Elazığ depreminden sonra bunu ifade ettik. Tabii ki şey depreminde biraz farklıydı o Kocaeli depreminde ama çıkmalar yapılıyor. Genelde bizim insanlarımız balkon çıkmalarını seviyor. Bunun için de ceza veriyorlar belediyelere. O cezayı verdikleri zaman ödemesi yapıyorlar. Belediyeler de buna müsaade ediyor. O dengeyi balkonların dengeyi bozduğu, damla etkisi yaptığını o iki, hemen pazar günkü programda anlattık. Şimdi Sayın Bakanımız son bölgeye gittiği, yaptığı gezilerde şunu söyledi. Biz artık ada bazında kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz. Bu çok önemli. Evet, teşvik edeceksiniz. Aynen. Burada söylenenlerin hülasası odur. Vatandaşlarımız da kazan kazan mantığıyla kendi ada bazında yapılan
kentsel dönüşümler bir araçlarının park yerleri olacak. Orada trafik sıkışıklığı olmayacak. Çocukları için biraz alanlar oluşacak, oyun alanları oluşacak. Dolayısıyla devletimiz her şeyi yapıyor. Bakın bunu ısrarla söylüyorum. Devletimiz her şeyi yapıyor ama birileri, bakın bir örneğini söyleyelim. İşte Furkan Bey şeye gitmişler, İskenderun bölgesinde kentsel dönüşüm için bir karar alınmaya çalışıldığında o zamanki soy ismi Savaş olan belediye başkanı ve bütün CHP'li belediye başkanları kentsel dönüşümü ransal dönüşüm oluyor diyerekten bunları engellediklerini biliyoruz. Lütfen ben bütün siyaset vesaire kim olursa olsun devletin yapmaya çalıştığı şeylere engel olmayın yeter. Gölge etmeyin yeter Sayın Cumhurbaşkanımız. O belediye başkanı olduğu dönemden beri dertlendi. Bu işle ilgili dertlendi, yapmaya çalışıyor. Lütfen herkes de onun gövdesini koyduğu yerde birazcık yardımcı olsunlar. Bunun maliyeti çok yüksektir. Evet. Terörle mücadelenin maliyeti çok yüksektir. Oradaki mücadeleyi biz kurtararak o paraları şeye yönlendirelim istiyoruz. Evet. Birileri de tam tersine bunu körüklemeye çalışıyor. Lütfen biraz sonra herhalde geleceğiz. Evet. O doğuya yapılacak ziyaretlerde terörle mücadele bitsin. İnşallah. Daha doğrusu terör bitsin desinler. Evet. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir süremiz kaldı. Çok hızlı devam edeceğiz. Birkaç soruyu bütünleştirerek kısa kısa değinmenizi rica edeceğim. Ben kısa süremi depremle ilgili kullanayım. Diğer arkadaşlar yeni konudan devam etsin. Bu biliyorsunuz Kanal İstanbul projesi vardı. Bu bizim aslında İstanbul depremi hazırlamamız için müthiş bir fırsattı. Muhalefet bunu engellemek için elinden geleni yaptı. Ekrem İmamoğlu bunu bir siyasi propaganda haline getirdi. Şurada gördüğünüz küçük Yunus çekmeceler. Yunus Bey'in söylediği o işte az katlı yerlerin yapılması için fırsat aslında. Şu anlarda küçük çekmeceden başlayıp Eyüp'ten çıkan bir hatta kanal yapılacaktı ve o kanalın etrafına da yeni kentleşme alanları Arnavutköy olarak gözüken kısımlarda Eyüp olarak görünen kısımlarda yapılacaktı. Bu sayede aşağıda kırmızı olarak görülen alanlardaki insanların boşaltılıp geçilip, oradaki yeni şehirlere taşınması ve buraların yıkılıp yeniden hızlı bir şekilde dönüşüme uğraması sağlanacaktı. Ama maalesef muhalefet bu çok iyi projeyi sulandırarak depreme sebep olur gibi saçma sapan argümanlarla sulandırarak şu anda uygulanamaz hale getirdi. Keşke uygulanabilseydi bizim İstanbul'umuzun deprem sorununu Kurtumlar muhtemelen reçetesi. Bu proje tek başına çözecekti yani. Bunu da hatırlatmış olalım diyelim. Şimdi o zaman ben müsaadenizle Yunus Bey'e döneceğim. Yunus Bey, Amerika seçimleri yaklaşıyor. Haris'ten Gazze'deki savaşın sona ermesinin zamanı geldi. Macron'un bu noktada İsrail'e ambargo, silah ambargosu söylemleri geldi. Ve bir yandan da soykırım devam ediyor genişleyerek. Genel bir toparlama yapacak olursak Orta Doğu ile ilgili. Bu konuyu da kapatacağız zaten programı. Evet. Şunu söyleyeyim, depremle ilgili bir cümleyle söyleyeyim. Furkan Bey'in söylediği şeyi AK Parti'nin adayı zaten 500 bin kuzeye, 500 bin doğuya, 500 bin batıya şehri yayacağız demişti. Ama 500'er bin kişilik bizim söylemiş olduğumuz bambaşka bir projedir. Türkiye'yi ilgilendiren bir projedir. Ayrı bir proje. İstanbul çok bazında, detaylı konuşulması evet, gereken. Evet, bu İstanbul bazında bir şey değil. Evet. Şimdi Haris'in ifade ettiği şey aslında son noktaya geliniyor. Seçimlere doğru geliniyor Amerika'da. Onu biraz daha Türkçeleştirirken şunu söylüyor. 52 bin tane insanı öldürdük. Şimdi tamam yeter. Ben de seçimlerin son aşamasına geldik. Biraz insancıl açıklamalar yapılması gerekiyor. İnsan haklarıyla ilgili yarın öbür gün... ciddi bir zaten açmazınız var İsrail'in. Sizi belli bir ölçüde koruyoruz zaten. Bunu kendi seçmen oluşabilecek kitlesine vermiş olduğu iç siyasetine yönelik bir şey. Ve Trump'ın mesela özellikle rakibinin de Orta Doğu'nun bize ciddi birkaç trilyon dolardan bahsediyor. Bedel ödettiğini ve orduyu çekeceğini filan söylüyor. O da yine orada olan Amerikalıların Irak'tan bu yana oluşturmuş olduğu katliama ciddi eleştiriler getiren halkı siyasal taban oluşturma anlamında açıklama yapıyor. Antiparantez, Netanyahu'nun açıklaması İran'la ilgili bana suikast düzenlediler, bu cezasız kalmayacak noktası. Tabii bu Yahudi şöyledir, Yahudi gider şurada adam öldürür, öldürdükten sonra oradan bağırır, der ki adam öldürüyorlar.
Yahudi'nin yani, işi budur yani. Evet. Orada bir tane drone geçmiş de önünden geçmiş de yok suikast. Fırsat bulsa seni öldürecek tabii yani. Yani savaştasın. Gözünün yaşına mı bakacak yani, seni savaştasın. Yani. Yani sen orada Hamas'ın bütün liderlerini öldürüyorsun. 52 bin insanı öldürürsün. Bana suikast düzenleyeceksin. Sen kimsin? Zaten yok olup gideceksin yani. Şimdi burada Amerika'nın ailesinin yapmış olduğu açıklama sadece jeopolitik ve seçimi endeksli yapmış olduğu bir açıklamadır. Amerika Orta Doğu projesinin kurucusudur ve meseleyi ciddi bir noktaya kadar getirmiştir. Hedef burada kesinlikle NATO ile kontrol ettiği asla şu ilk etapta cephede karşı karşıya gelmek istemediği Türkiye'dir. Son halini vermiş olduğu PKK devletini tamamen teçhizatlandırdı. Helikopterinden tut her türlü ağır silahları kullanabilecek hale getiriyor. Barzani'nin yapmış olduğu bağımsızlık açıklamasını geri aldırtan da oydu. Zamanı değil erken. Şimdi buradaki Kürt devletine sözüm YPG şu bu farklı isimlerle bir demokratik Kürt devleti burada onu açıklatacak. Tabii Türkiye'nin bunda bir refleksi olacak. Bunu da biliyor. Yapıyor zaten. Burada bu maşayı kullanacak. Şimdi seçimlerde hangi Amerika'da gelirse gelsin. Kesinlikle Orta Doğu'da İsrail'in hedeflediği şey üzerinden gösterilerek Amerika orada yeraltı zenginliklerini, kaynaklarını kontrol etmek isteyecek. Ve bu vesileyle aynı zamanda Akdeniz'deki bizim mavi vatanımızın sınırlarındaki zenginliklere de bu vesileyle bir uzantısı olacak. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Cumhurbaşkanımız Sayın Tatar ne yaptı? Bir görüşme yaptı. Resmi olmayan bir görüşme yaptı. Bu yapmış olduğu görüşmenin akabinde Yunan basınına hemen sanki daha önceki Yunan politikalarının masaya geleceğini, Avrupa Birliği müktesebatına uygunluk olacağını federasyonla ilgili bahsetti. Gerçi bunu Sayın Tatar yalanladı. Şimdi biz boyuna baktığımız zaman Kıbrıs'ta da aynı zamanda Yahudilerin geçtiğimiz aylarda şahit olduğumuz operasyonları vardı. Toprak almaları vardı. Hatta ben oradan bir patlak bekliyorum çok yakın bir zamanda. Var şu anda bir yalanlandı ama bunlar çok ciddi sıkıntılar var. Kıbrıs'ın tamamen Türkleştirilmesi gerekiyor. Hatta öyle bir noktaya gelip Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanması gerekiyor. Bu yapılırsa siz mavi vatan sınırlarını çok ciddi anlamda konuşmaya başlarsınız. Şimdi Amerika buradaki elini ayağını çekmeyecek. Rusya ile gizli bir anlaşma da yapmış olabilir. Kendilerine bir saldırmamazlık süreci anlaşması var. Ama hedef burada Türkiye'dir. Türkiye Amerika'nın BOB projesini engelleme anlamında Suriye ile hızlı bir şekilde hamle yapması lazım. Ve Rusya ile önümüzdeki BRICS anlaşmasına giderken... Ama Esad boş boş bakıyor şu anda. Şimdi burada Türkiye'nin hareket etmesi gerekir. Rusya'nın tabii bir öncülük yapması gerekiyor. Orada Amerika'nın hedeflediği orada Kürt devletini daha sesi çıkmadan boğabilecek yeni dünya siyasetinin oluşması lazım. Macron'a gelince, Macron'un şu anda İsrail'e desteğimizi silah ambargosu uygulayalım söylemesi, o da iç siyasetin bir ürünü ve Orta Doğu'daki İsrail'in Lübnan'a saldırmasından kaynaklanan Lübnan'daki Fransızların çıkarlarını etkiliyor. Ve belli bir ölçüde artık tamamen kopuk hareket ediyor. Onu kendi siyasi istikbali içinde yapmıştır iç siyasete yönelik. Ama esas öldürülen bugüne kadar 52 bin insana karşı sesini çıkarmayan bu insanların kalkıp da şimdi yine insan hakları meselesi çünkü süreç oraya geliyor. Onlar da bir strateji uyguluyor burada. İşte biz kınamıştık, şuydu buydu meselesine getirecekler. Kendini sıyırma çabası için tabii diyorsunuz. Şimdi bu çünkü ilerleyen süreçlerin içerisinde özellikle Rusya'nın öncülüğünü yapmış olduğu BRICS çok ciddi bir sürece giriyor. Doların BRICS kendini ekonomik olarak toplar mı? Nasıl? BRICS kendisini ekonomik olarak çok toplar. Rahatlık. Şu anda G7'yi geçti. İşte. Yani ekonomik ölçü olarak G7'yi geçti. Burada önemli olan nokta şu, iyi bir finansal düzenlemeye geçerse, yeni bir para sistemine geçerse o zaman Türkiye'nin de onun içerisinde olması lazım. Türkiye bu sürecin içerisindeki bulunduğu konjonktür gereği nüfusu ve üretkenliği çok hızlı bir şekilde BRICS'i etkileyecek bir düzeye gelir. Tabii bu arada şunu da söylemek gerekir. Amerika aynı zamanda Güney Pasifik'te
Tayvan üzerinden Çin'i de kontrol etmeye çalışıyor. Ama Çin'in son yapmış olduğu büyük tatbikat çok ciddi bir mesaj vermiştir. Tayvan'ın kesinlikle hala kendi toprakları görüyor. Amerika'nın her yerde binden fazla dünyadaki üssünü bir anda toparlayamayacak hale gelecek. Ve inşallah 2040'ı görmeyecek şekilde Amerika'nın dağılmasına sebep olacak. Bu kadar yayılma diyorsunuz. Sebep olacak ülke evet. Allah'ın izniyle inşallah Türkiye olacaktır. Çok teşekkür ederim. Çok doğru bir toparlama oldu. Şimdi Ersan Bey, özellikle Sinvar, Yahya Sinvar şehit liderden, liderimizden bahsedelim. Dediğiniz gibi savaşarak şehadete kavuştu. Büyük bir örnek oldu. Özellikle Hamas'ın durumunu sormak istiyorum. Hamas çünkü yeni bir lider arayışında şu. Evet. Ben gurbeti geçici bir vatan hayaliyle sonsuz bir mücadele alanına çeviren Yahya Sinvar'ım diyor. Bu topraklarda hayat sıradan değildir. Bu topraklarda doğan kalbinde kırılmaz bir silah taşımak zorunda. Özgürlüğe giden yolun uzun olduğunu bilmeli burada her doğan insan. Evet. İşgale karşı ilk atan o çocuğu gördüğümde şunu anlamıştım. O taşlar dünyaya yaralarımız karşısında sessiz kalanlara karşı söylediğimiz ilk sözümüzdü. İnsan yaşıyla değil, vatanı için yaptığı fedakarlıkla ölçülür. Hapishanelerden korkmayın. Onlar sadece özgürlüğe giden uzun yolumuzun bir parçasıdır. Silaha, pazarlık konusu olmayan onurunuza ve ölmeyen hayalinize sımsıkı sarılın. Evet. Vasiyetinden birkaç cümle okudum Yahya Sinvar. Düşmanın bana vereceği en büyük hediye beni öldürmektir sözüyle noktayı koymuştu. Hepimiz hatırlarız. Yahya Sinvar'ın Gazze'deki o katil İsrail'in yıktığı yıkıntı binalar içerisindeki bir koltukta oturduğu o heybetli resmini. Evet. Unutmayın, bir insan nasıl yaşarsa öyle ölür derler. İşte bunun en güzel örneği Yahya Sinvar'da bütün dünyaya ilan edildi. Kesinlikle. O koltukta bir mücahit olarak yaşarken İsrail'in propaganda yaptığı gibi rehinelerin arkasında saklanan, tünellerde gizlenen bir koruma kalkanıyla hayatını sürdürmedi. O ön saflarda mücadele ederek gelecek özgürlük için, Filistinler için şehitliğe koştu. Ve o yine bu vasiyetle dedi ki, eğer bir gün düşersem siz asla düşmeyin. Kanımdan bir köprü kurun ve gelecek özgürlüğe koşacak, bu beldede doğacak nesillere yol yapın. Evet. Ulvi sözlere bakar mısınız Ziya Bey? Kesinlikle çok derin i̇şte ve anlamlı. İşte burada bu görüntülerde de görülen Yahya Sinvar, bakın son ana kadar mücadelesini katil İsrail'e karşı dünya Müslümanlarının şerefini kurtaracak bir azimle veriyor. Evet. Bugün burada konuşan ben Ersan Ergür'ün şerefini Yahya Sinvar kurtardı, korudu. Evet. Ve İsrail bugün dünyada oluşan bu olumlu atmosferi de bozmak için birazdan Zeyd kardeşimiz görüntüye verecektir. Bir propaganda aracı döndürmek istedi. Nasıl ki Furkan Bey bahsetmişti. Irak'ta Saddam Hüseyin'in gözden düşürülerek yakalanması karşısında bu politika tutmadı. Evet. Yahya Sinvar'la ilgili bakın şu iki resimde, sol tarafta, ekranın sol tarafında olan resimde Yahya Sinvar'ın üzerinden çıktığı iddia edilen malzemeler var. Bunlardan sadece doğru olanı bir tespih. Diğerleri bakın ne imaj veriyor? Yahya Sinvar'ın cebinde bu kadar para ne arar Ziya Bey?
Yani. Gazze'den dışarı çıkamayan bir insanın üzerinde para ne arar? Paraya ne ihtiyaç? Bu şekilde Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in üzerine bir karabasan gibi çöktüğü liderinin aslında parayla hemhal edilerek itibarsızlaştırması propagandası yatıyor. Orada boykot ürünü olan bir ürünü koyarak güya sizin davanıza hizmet eden, ismini söylemeyeceğim, birazdan görürsünüz onu siz. Hizmet eden, davanıza hizmet eden insanın boykot ürününü kullanarak size ihanet ediyor mesajı vermek istiyor. Ama yemedi bunu Türk halkı. Kesinlikle. Sağ taraftaki mücadele azmi. Bakın, bir de Türk mermilerinin olduğu, Türkiye'den gelen mermiler çıktı üzerinde. Evet, bir de bakın bir resim var, bir koltuk resmi. Bu koltuk resmi Yahya Sinvar'ın son anında kolu kopmuş, telden bir atel kurmuş, kanını durdurmak üzere ve bu evin sahibi şu paylaşımı yapıyor. Gazze'nin en şerefli evi benim evimdir diyor. Çünkü Yahya Sinvar büyük bir azimle arkadaşlarıyla beraber çatışıyor. Arkadaşları kendisinden önce Hakk'a şehitliğe koşuyor ve kendisi o koltukta son nefesini vermek üzere gelecek mücadele hayalini kuruyor ve orada kendisini görüntüleyen drone'a karşı yüzü kapalı bir şekilde mücadelesini sürdürüyor. Eğer bu yüz kapalı olmasaydı İsrail'in demin bahsettiğimiz tuzağı, itibarsızlaştırma politikasının tutma ihtimali vardı. Evet. Ne mutlu Yahya Sinvar gibi şehit olanlara, Allah bana da benim duamı amin diyenlere de Yahya Sinvar gibi ayakta ön saflarda şehadete ulaşmayı nasip eylesin. Evet, yerine geçecek olan isimle ilgili çok kısa alayım. Şunu söyleyeyim. Bakın, Kassam Tugaylarının ismini aldı İzzettin Kassam. Şehit edildi. Evet. Dava bitti denildi değil mi? Yok, bitmez. Bugün geldiğimiz noktada İsmail Haniye İran'da şehit edildi. Ve bir yıldır takip edildiği söylenen Yahya Sinvar şehit edildi. Bilakis Hamas'ın unsurlarının tamamı bu şehadetten daha güçlü olarak ortaya çıkan söylemler geliştirdi. Evet. Bugün bir resim paylaşılmıştı. Mescid-i Aksa'nın üzerini kapsayan bir Yahya Sinvar resmi koymuşlardı. İşte liderler kim olursa olsun, farklı, davanın ayakta kalması için bu liderlerin büyük şehadetleri o davanın daha büyük bir alev gibi, yangın gibi neşvini bulmasını sağlayacaktır. Evet. Bir Yahya Sinvar gelir. Liderlerin öldürülmesi davaya asla zarar vermeyecektir. Hamas buradan daha güçlü çıkaracaktır. Yahya Sinvar'ı örnek alan, önder alan Gazze'li çocuklar o mücadelenin sönmeyen yıldızlar olacaktır Ziya Bey, Allah'ın izniyle. Bunun için sordum. Şundan dolayı özellikle baş müzakerecinin de ismi geçiyor. Hamas adına görüşen liderler noktasında Halit Meşel'in de, Yahya Sinvar'ın kardeşi de geçiyor. Politikada bir değişiklik olur mu? Diye. Olmaz. Asla evet. Olmaz. Önemli olan davadır. Hepsi davayı üstlenmişlerdir. Omuzlanmışlardır. Hamas bu noktada hangi isimle yürürse yürüsün davasına hizmet eden bir anlaşla yürüyecektir. Evet. Bizim için isimden hiçbir önemi yoktur. Peki. Teşekkür ediyorum. Şimdi hocam son olarak size geliyoruz. Ondan sonra da programı yavaş yavaş kapatacağız. Şimdi özellikle ben şunu merak ediyorum. Lübnan tarafı. Lübnan'da ciddi Türkmen var. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da kapımız açık noktasında bir açıklamada bulundu. Bugünkü toplantıda. Ve Lübnan'ın içerisindeki harekata baktığınızda bir asker olarak daha da büyüme şansı var mı bu savaşın oradan? Şimdi burada aslında hep ben kötü bir şanstan bahsediyorum. Ben hep uluslararası hukukun zemini hatırlatmaya çalışıyorum. Çünkü benim görevim hem bir tarihçi olarak hem de uluslararası ilişkileri NATO çerçevesinde Bosna'da, Afganistan'da, Kosova'da harekatı yöneten bir kişi olarak uluslararası hukukun
ne kadar önemli olduğunu her seferinde ortaya koymak. Vurguluyorsunuz. Bu zemin olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Yanlış yapan da onun hesabını verir. İşte Milosevic Sırp canileri hesap verdiği gibi burada da İsrail'deki şu andaki bu katliamları yapan, soykırımı yapanlar hesabını verecekler. Meloni'nin Lübnan'a gitmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii burada şöyle, burası işte o... Çünkü çok ciddi açıklamaları var Meloni'nin. Tabii, işte bu bölge tarihte Doğu Akdeniz, yani benim iki tezimden bir tanesi, bunu hep söylüyorum. Buna işte Büyük Orta Doğu Projesi falan gibi konular da söyleniyor. NATO bir Akdeniz diyaloğu yaklaşımı geliştirdi. Burada Akdeniz diyaloğu yaklaşımına bir de barış için ortaklık diye bir şey ekledi. Tam da o dönemlerde 2000'li yıllarda benim de işte bir tez yazmam gerekiyordu Silahlı Kuvvetler Akademisi kapsamında. Akdeniz diyaloğu ve barış için ortaklık çerçevesinde Türkiye nasıl bir yol izlemeli tezini yazdık. Burada söylediğimiz şuydu. Bu ülkelerin tamamı işte aslında baktığımız zaman Roma dahil, Roma'yı kuranlar Romus Romulus Türk'tür. Hı hı. Bakın kuzeyden gelen Etrüsklerdendir. Dolayısıyla sonra yıkanlar yani bölenler yine Türk. O ayrı mesele. Ama sonucunda baktığınız zaman Akdeniz'in göl olması hem Osmanlı'da hem de Roma'da Türklerin bir şeyidir. İtalya'nın buraya bir şeyi vardır, ayrıca vardır. Şimdi biz şunu söyledik. Bu bölgedeki işte 67 ülkeden bahsedilir. Osmanlı dağıldıktan sonra bölgede çıkanlar, ülkeler bir şekilde hepsiyle tarihi bağlarımız var. Bunları ikili ilişkilerle, ikili anlaşmalarla yeniden canlandıralım demiştik. Bu 2003'ten itibaren başladı. İşte AK Parti'nin geldiğinden itibaren Kuzey Afrika, ondan sonra diğer bölgeler olmak üzere biz silahlı kuvvetler dahil onlarla ikili anlaşmalar yapmaya başlamıştık. Daha sonrasında bunun yansıması, bir diğer yansıması Mavi Vatan olarak ortaya çıktı. Şimdi biz burada şunu söylüyoruz. Bütün bu ülkeler, Akdeniz evet bir eskiden Akdeniz oyunları diye bir şey de vardı, müsabakalar falan vardı. Buradaki olaya Amerika'nın falan gelmesini kabul etmememiz lazım bizim. Buraya Rusya'nın gelmesini kabul etmememiz lazım bu bölgenin insanları olarak. Hem Roma'dan kalan hem Osmanlı'dan kalan bir kültür var. Burada son olarak belki şunu da söylemek lazım. O işte İspanya'da yok edilmeye çalışılan işte Yahudilerin bu bölgelere getirilmesi Osmanlı 1492'lerde. Şimdi bize onlara doğruları anlatırsak bu Netanyahu gibi sapık ideoloji anlayışta olanlar sapkınca Tur-u Sina Dağı'nı getirip de bütün bölgeye yaymaya kalkan o işte bilmem sözde arzlar falan mevutlar falan gibi şeylerinde yanlış olduğu. Dolayısıyla huzurlu uyumak istiyorsa Yahudi diye kendini tanımlayanlar ama öncelikle de sonra da Musevi olup da bir şekilde o zaman da Allah'ın dini olan Hazreti Musa'nın getirdiği dine ve oradaki sihirbazların da biz Musa'nın Rabbine ve Harun Rabbine iman ediyoruz diyen. Dolayısıyla da tek başına Yahudi olduğunu iddia edemeyeceğimiz o zaman Musa'ya inananlar gibi karşısında olanlarla mücadele ettikleri gibi şimdi de sapkın ideolojide olanlarla mücadele etmek lazım. Burada bir husus Yunus hocamın söylediğinde belki ifade etmemiz lazım. Orada bir Kürt devleti falan kurmaya çalışılmıyor. Orada bir teröristan diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Orada bir imansız, inançsız insanlar topluluğu oluşturulmaya çalışılıyor ki o zihinleri silinsin, sapkın bir şeyde olsunlar. Bu sapkınlarla işbirliği yapabilsinler. Dolayısıyla oradaki Kürtçe konuşan insanlarımızı buradan ayrı tutmak lazım. Peki İsrail'in Lübnan'daki olayı? İsrail'in Lübnan'daki olayını ben şu çerçevede bakıyorum. 1947'de işte o bölgede oluşan yapıdan sonra 1948'deki 184 sayılı karar var. İki devletli bir yapının oluşması gerekir diye Türkiye, Fransa ve ABD'nin yapması gereken sonrasındaki her Birleşmiş Milletler kararı şu anda İsrail'in yaptığı şeylerin haksız olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla orada bir Birleşmiş Milletler gücü var zaten. Oraya şu anda 1-2 kilometre girerek güya işte oradaki nehre kadar ulaşma. Bu kesinlikle mümkün değil. Arazi olarak mümkün değil. Hizbullah orada
Normal oradaki insanlar inançları gereği tamam ben onu kabul etmiyor olabilir. Yani birileri onu kabul etmiyor olabilir Şiili. Onları Hizbullah diye gösterip ondan sonra da onları yok edebilirim demek kabul edilemez. Evet. Buna da şöyle diyoruz. İşte Batılıların give a bad name to the dog and then kill it. Yani burada Hizbullah var biz onları yok ediyoruz. Böyle bir şey de kabul edilemez. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza bakın tekrar tekrar söylüyorum. Bugün bir dünya için barış ortamı sağlanacaksa bunu Türkiye ve onun liderliğinde olacak bir İslam İşbirliği Teşkilatı etkin evet. hale gelirse olur. Bunu son zamanlarda herkes kabul etmeye başladı. Oradaki Birleşmiş Milletler kuvvetini güçlendirelim. Onu işte İtalyanlar var orada. Onun için Meloni'nin gelmesi çok önemli. Fransızlar var. Gittikleri her yerde yanlış yaptılar. Bosna'da yanlış yaptılar. S planı yapmaya kalktılar. Kosova'da yanlış yaptılar. Ben bunların hepsinin içinde olan birisi olarak söylüyorum. Kuzeyi Sırplara peşkeş çekmeye kalktılar. Yanlış yaptılar Fransızlar. Şimdi de geçmişte İsrail'e orayı açmaya çalıştılar. Yanlış olduğunu anladılar. Şimdi günah çıkarmaya çalışıyorlar. Hem İtalya hem Fransa. O hatta daha da ötesini söyleyeyim. Bakın PKK'da çıkan mayınlar tamamı İtalyan mayınlarıydı. Nereden geldi? Irak'ın işgali esnasında oraya gelen İtalyan birliklerinden PKK'ya devredilen. Marksist-Leninist ideolojide olan bir PKK, YPJ, YPG neyse bugün emperyalist bir Amerika'nın uşağı olarak bir görüntü veriyorsa orada Kürtçe konuşan insanlar falan kullanılıyor demektir. Evet. Lütfen dikkat etsinler. Hatta Yahudi yani inanç olarak şu andaki sapkınlardan ayrılan kendilerini Yahudi hissedenler dahil Türk Osmanlı'nın yaptığı o Ali Cenap davranışı dikkate alarak bunlara bir güzel şey örnek olsunlar inşallah. Peki, çok teşekkür ederim. Çok haklı burada Türkiye'nin liderliğinde İsrail'in karşısında bir güç olarak ancak silahlı bir güçle İsrail'in durdurulacağı artık anlaşılmıştır. Birleşmiş Milletler'in silahlı gücü var zaten. PKK'ya mayın veriyorsa Birleşmiş Milletler gücü İsrail karşısında tankla topla bombalandığında arkasını toplara kaçıyorsa ve bir açıklama yapmaktan bile acizse Guterres Filistin'e destek gidemiyorsa, giremiyorsa buradaki tek şey atılması gereken adım İsrail karşısında askeri bir güçtür. Ve bunu da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu karar alabilir. Bunu Türkiye oluşturacağı konsorsiyumla bu askeri gücü uygulayacak tek ülkedir. Birleşmiş Milletler artık bir leş olmuştur. Peki. O da sizin düşüncelerinizle beraber. Furkan Bey son olarak ne söylersiniz? Birkaç dakika. Ersan Bey destekliyormayacak herhalde. Bana göre Yahya Sinvar'ın şehadeti bize tarihte Türk denilen kavramı yeniden hatırlattı. Kanının son damlasına, son nefesine kadar mücadele eden bir adam gördük. En son kendisini kamerayla görüntülemeye çalışan drone'a elindeki tahtayı fırlatıyor. Ondan öncesinde kolunu kaybetmiş. Bir telle orayı turnike yapıp son gelen drone'a bile bir zarar vereyim diye son anına kadar kavga eden bir adam gördük. Tarihte biz buna Türk diyorduk. Evet. Dolayısıyla bugün yaşayan herhangi bir Türk'ten daha Türk'tür Yahya Sinvar. Ve onun kutlu direnişi bu coğrafyada yeniden bütün Müslüman halkları ayağa kaldıracağına, bilhassa bizim gibi artık yaşını başına almış ve zihnen çürümüş insanları değil ama daha genç yaşta olan çocukları ve gençlerimizi daha cesur, aynen Yahya Sinvar'ın takipçileri gibi yetiştireceğini düşünüyorum. Allah rahmet bir eylesin. Tane Yahya Sinvar'ı şehit ettiler ama milyonlarcasını doğurdular. Ve çok daha fazlasının da bu direnişten etkilenerek, çok daha fazla yabancının da gayrimüslimin de bu direnişten etkilenerek İslam'a gireceğine eminim. Evet. Akın akın her vurduklarında, her öldürdüklerinde, her şehit ettiklerinde aslında bizi güçlendiriyorlar. Her şerde bir hayır vardır noktasına taşınmış olduk. Çok teşekkür ediyoruz efendim katılımınız için, değerli fikirleriniz için, ayaklarınıza sağlık. Evet değerli izleyiciler, bugün de Başka Açıdan'ın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle.